Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Görüntüye gelelim. Cenk'cim merhaba, nasılsın? İyiyim abi, seni sormalı. Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Chat, siz nasılsınız? Görüşmeyeli ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Selam herkese tekrar. Mali şey, yani goygoya dönmez herhalde. Dönerse de gece 3'te falan döner artık ya. Yani. Yani sanmıyorum döneceğini. Çünkü sonuna geldik yani bu saatten sonra. Cenk abi nasılsın? Botu mu ekledin bota gerçekten ya? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada hemen kültürel bir info veriyorum. Bu şarkıda Quench... Evet bu arada. Evet onu da söyleyelim ya. Ne olacak? Şu anda arkadaşlar farkındaysanız yataktayım çünkü klima çalışmıyor ve donuyorum. Baykan'ı ne kadar sevsem de çok seviyorum gerçekten ama yani Canımsın. Doğru. sağlığımdan çok sevmiyorum doğal olarak. Yani haliyle. Ve o yüzden şu an battaniyeler falan böyle takılıyorum yayın boyunca garip grup cırcır sesleri duyabilirsiniz ve çok kötü çıkardım bu sesleri Evet. farkındaysanız. Evet. Evet gerçekten. O yüzden Cenk abi yatak mı? Gerçekten kötü bir espriydi ama teşekkür ederim. Kuaten diyor ya, Kuaten Türkiye şarkının ismi zaten. Burada Kuaten dediği Türk kotası. Yani kota. Kuaten Türkiye'de Türk kotası. Ve işte aslında klip boyunca gösterdiği şeyler de şey işte yani. İstediğin kadar Alman gibi ol. Hani Türk Evet. kotasındasın sonuçta. Seni oraya göstermelik falan filan koyuyorlar. Mantığı. Ama klip gerçekten şey yani Alman mizahı bu arkadaşlar. Almanlar hala 2004 Levent Kırca style yapıyorlar bu işi. Peki bir şey soracağım. Bunu hani Eko'da buna gerçekten tekrar geliriz ama Eko kendisi zaten tekrar bu eleştirdiği noktanın poster çocuğu olmadı mı bir dönem mesela? Hani Abi I am the German Dream diye tişörtler giyip hani yani şey yaptı yani çakma slim şey dizilik oynadı abi herif yani. Evet, o yüzden. Ben bilmiyorum Eko Fresh'in ben de Alman rapini ilk ya Eko ile falan dinlemişimdir. Kul Savaş'ı daha sonraları dinledim yani. Ama şey var yani Kul Savaş şey Eko Fresh'in Almanya'da bu kadar ilgisi görme sebebi şey. Kul Savaş kadar böyle etliye sütlüye dokunan biri değil. Hani o aslında endüstrinin istediği adam yani aslında. Bana çok tanıdık geldi. Yine başladık. Sana tanıdık gelmiş olabilir. Bana bizim piyasada böyle ucuz hareketler olmadığı için bana tanıdık gelmedi abi. Aa. Hayırdır, sana hangi yarışmadan jürilik teklifi geldi şu an böyle konuşuyorsun? Bir planlarımız var. Bir şeylerimiz var yani. Harman bence de ilk üçe girerdi abi demiş Mubot. Katılıyorum. Bence de ilk üçe girerdi. Yarın Berkcan Güven'le podcast'imiz her yere düşüyormuş. biraz zaten hemen girmeyelim, biraz goygoyumuzu yapalım. Büyük ya, tabii ki varım. Değil Çok mi? çok yokum. Ya Yani evet. çok böyle dibine kadar yokum ama Yok yok. yaparım yani. Tamam. Ya gündem hakkındaki bir iki olayda hakkındaki fikrini soracağım ya. Hani biz sen de mesela jüri netleştiğinden ya netleşmeden önce tahminlerimizi falan konuşmuştuk falan da jüri mi netleşmişken o dürüm Türkiye rap versiyonda senin görüşlerini almak Şimdi istiyorum. öncelikle ben inanılmaz destekliyorum. Bak inanılmaz destekliyorum. Wow. Ama ya şeyi kaçırıyorsunuz. Bak şeyi kaçırıyorsunuz. Burası şey. Hani ekmeğimizdeyiz. Hashtag. Ekmeğimizdeyiz. Yani Mero zaten hani garibim. Şey böyle. Almanya'da herifi kullandılar anladın mı? Kara para aklamak için herifi kullandılar böyle. Herif de hani şey azıcık da buradan ekmek çıkar diye buraya geldi yani. Ben şu an chatte gelen iki yorum var. Ona çok eğlendim. 90 nesi mi? Evet. Girelim mi o Hayvan bataklığa? gibi hayvan gibi yavrum doğum. O senin kulaksızın. Ben çok netim bu konuda yani. Ay. Son 30 yılın Arkadaşlar. en iyi abi mi? Net abi. 90 nesli bir. Tamam mı? 90 nesli bir. Hasiktir. Hasiktir iki. Belki bilmiyorum.
Üstad falan. Thriller falan karşı yılında çıkmıştı, sayıyor musun? Michael Jackson falan. Ha, oraya girmez abi. O kalibrede değil ya. Yani. Bilmiyorum Şey gerçekten ya, peki jürinin tamamının gurbetçi olması konusunda ne düşünüyorsun? Ben bir hani şey, tekrar kartel reunion hissettim yani jüriyle beraber. En azından hani gurbet bazında yani. ama bir şey diyeyim, yani çok normal bir şey değil mi? Türkiye'de müzik bilen kaç tane müzisyen var? Jüri olabilecek var yani. Ya orada tek doğru isim O Hadise bu şu açıdan anki bak, yani. bak şu anki şeyler de kişiler de bence hani jüri olacak şeyleri yok ama sonuçta Almanya görünce otomatik olarak bir tık üstte oluyorsun ya bazı şeylerde Yani yani. ben abi Meron'un oradaki yarışmacılardan daha az bir şeyler bildiğine çok eminim, biliyor musun? Özellikle yani Meron'u veya yani. Oradaki en müzik Geçen bilen insan Murden'ın Hadise yani, o kesin de yani. bir şeyine denk geldim. Şarkısına. Şey, sosyal Şarkıyla sorumluluk ilgili değil hiçbir info mi? hatırlamıyorum. Şey, sosyal sorumluluk projesi değil mi? Yok yok Hani es. ona biz çok güldük Öyle bir Mayın şarkısı yayında. mı? Abi şey var. Kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk parçası yapmış. Şarkının iki büyük epic fail'i var. İlki beat şey Şimi Şimi Ya'nın trap edisyonu. Yani U Baby I Like Draw denen bir şarkının şarkıyı alıp kadına karşı şiddet ve hani eril dile engel diye parça yapmamalısın sanki yani. Orijinalini bildiğimiz bir parçanın. İkincisi hani şarkıda şey var. Bizde bilmem ne bilmem like bizde çok para falan gibi söz var yani. Bak, sosyal sorumluluk parçasında falan bu ayardayız yani. Hatırladınız mı chat? Abi ben şey düşünüyorum bak. Mali program Mali bilgisayardan anlıyor. Mali ile beraber bir şey kodlayabiliriz. Program kodlayabiliriz. Abi Murda generator, tamam mı? Basıyorsun. Murda tarzı söz generate ediyor. Hani like bilmem ne bilmem ne. Bir Bilmem dakika. ne bilmem ne. Ben Dilip size duruyor. Şadi falan. Hemen bunu çözerim. Serkan abi çok teşekkürler. Musab bunu yazabilir. Çünkü Musab biliyorsun bizim Discord'da şey yazmaya çalışıyor şu an. Yazdı gerçi de daha Discord'da onu getirmedik benim kanala. Rhythm Bot'tan falan müzik dinlerken abi BPM'e göre dönen Mevlevi dizayn ettik mesela. Hani o komuta basınca şarkının BPM'inde dönüyor abi. Mesela bu tarz şeyler yazmak yerine daha verimli şeyler Baykan. yazabilir Musab Baykan. Elinin altında böyle biri var ve bunu mu yazdırdı daha? Evet. Yine gidiyor. Yine gitme şakası geliyor. Evden gidiyorum galiba, anladın mı? Şu an bana o kadar geldiler ki bu vizyonsuzluk. Yani kendi evimden gideceğim şimdi. Abi Musab benim için hani Elon Musk'ın bir tık aşağısı şu an. Şu çocuğun yapmadığı şey yok ya bu konuda. Daha önce de benzer birkaç analiz yazılımı falan yazmışlığı var ve henüz Ne, üniversite sınavına analizde analiz mi yoksa yok, baya analiz bir şeyde kelime analiz edip şu kadar geçti falan gibi bir şey yazmışlığı var yani. Mesela Joker botu yazdı. Random Joker direği yazıyor. Onu yaptı bu arada. Murder için ama yaptı ve bu çocuk henüz üniversite sınavına bile hazırlanmıyor bu sene. Seneye hazırlanacak. Hani elimin altında çok büyük bir deha var yani. Ben buna çok güveniyorum. ben şimdi bana burada flex yapmayın, tamam mı? Sunucu. Bütün sunucu buraya toplanmış, bana flex yapıyorsunuz. Musab o kadar yetenekliyse, dediğiniz gibi ise, tamam mı? Getirsin bana Murder Generator'ı getirsin. Tuşa bastığımda bak, ama şey yap, bak Musab, bak şey yok. Şey istemiyorum. Murder'ın sözlerini harmanlayan bir şey değil. Yani bak TDK'nın API'yi var. Oraya bağlan, tamam mı? Oraya bağlan. Oradan like bilmem ne bilmem ne. Yapıştırsın sürekli ya. Bence yaparsın bunu. Bak bence yapılır. Ya zaten şey İngilizce atıyorum Ben bu filtreleri nereye koydum abi? Cambridge Analytica'dan falan sadece like ve show diye aldığı anda zaten ona o kıstas getirecek ama İngilizce olarak sadece like ve show diye alacaksın Mustafa. Bak hani ben Evet, yazılımdan evet, evet. anlamıyorum ama hani yol gösterebilirim. Kalan Türkçe kelimeleri de yaklaşık 400'le falan limitlemen gerekiyor mu bu arada? Hani dağarcık olarak. Ya şey, rest in peace, rahmetli Goril Coco 1000 kelime kullanıyordu. Bunu da hani işaret diliyle olsa da ben bunu belirtmek isterim yani.
Aklıma şey geldi. Okuya yazdırıyoruz ve Türkiye'de daha da büyük hit oluyor Gerçekten. değil mi abi? Yürüyor gidiyor falan Rest in peace ki şu Koko. an onu çok hazır biliyorsun değil mi? Rest in Yani. peace Harambe, benim bütün ezilen kardeşlerim. Harambe overrated da bilmiyorum. Ya Koko çok, Koko bence çok underrated abi. O, hani yani gerçekten onun kadar kelime bilmeyen yetişkin bir Ha, vatandaşlar şu an tanıyorum bir ben Espri yapardım. yani. Ama bak esprinin noktasında kapı çalıyor ve beni gerçekten götürüyorlar anladın mı? Yapma. Silivri'ye bile değil anladın Ya mı? yapma. Senin Yani iyiliğin için yapma. Silivri'ye bile değil yani böyle kayboluyor. Aa evet Cenk, bu arada sen bir şey anlatıyordun. Eski şarkı varmış. Sette de söylendiği gibi. Aa, ben de unuttum. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar. Salın. Salın. Ben buraya bu şartları kabul ederek geldim. Erkan Bağlı Aslı yapılan yayınlarda benim için psikolojik bir challenge yani. Ben artık Orçun, hoş geldin savaşmıyorum abi. bununla karşı. Hoş geldin abi. Teşekkür ederiz. Hemen varsa VIP slotum. Bunu Dur da bakayım alırsın. ben bir filtre bulacağım. Sigara içmezsem çatlarım çünkü. Peki. Ama seni duyuyorum şu an. Ya, biliyorum biliyorum. Buldum cebimdeymiş. Eyvallah. Ama gerçekten hani bu Yemin ederim öğrenci evine döndü ya. yok bu ses şeyden Twitch açtım arka planda, oradan bu ses burası öğrenci evine döndü diye rastgele bir yayıncı önerdi bana, yine bağıran yayıncılardan. Üzgünüm gelen ses için arkadaşlar. Bağıran yayıncı nasıl oluyor? İşte kanka Türkçe rap'in Twitch versiyonunu düşün. IQ yok. Az kelime dağarcığı ve sadece bağırılıyor Yatağında kamera titreterek yayın yapıyor. Çok enteresan izliyorum. Abi biz de böyle. Biz de böyle. Bu arada yani Yasin, bu arada şöyle bir şey var yani. Yani samimiyet diye satabiliriz bunu. Türkiye'de samimiyet böyle bir şey ya. Değil mi? Yani, samimi adam abi. Aymalı yapma öyle şeyler. Lütfen, lütfen yayınlarda bir şeyler yapmayalım. Ben okuyamıyorum, şu an bakacağım. Benim de yani benim olduğum yayınlarda yapmayalım anladın mı? Yılbaşı yayını da olmasın yani. Yılbaşı yayını da çok üzücü ya. Ölüm haberi geldi. Kaldık öyle. Aa bırak oğlum sen o yayında şey falan diyorsun. Ya bırak abi ölmemiştir ya. Abi ama ya MF Doom'da hani Ya abi. sen de MF Doom öldü diye bir cümle duyduğunda ilk aklına ya ciddiye almak gelir mi yani? Aklına gelen ilk şey bu infoyu gerçek kabul edip devam etmek mi olur? Bir sorgulayalım, oluyor mu sende de yani? Bunu soruyorum sadece. Ben sadece şey oldum abi. MF Doom yüzüğü olan, daha doğrusu arkadaşıma çökmüştüm Hı. yani. Biri olarak şey oldum ya. Yani, okey. Yani arkadaşlar hayatta ölüm de var ya ne kadar sevsek de yani E tabi. bu insanları hayatın bir parçası olduğu için ölüm. Kusma yani. Ekranda gözüken gözlüklü abiye katılmıyorum. What? O Mali'den kalma da sana da uyudu şu an. Tamam, sana da uyuyor, kalabilir. Ben bu arada bir şeyi unutmuşum. Bugün Almanca rap dinleyeceğim misin? Onu da bir kenara alayım ben. Bol bol kullanacağız çünkü. Almanca hip hop 101'de Almancayı Asya. unutmak değil mi? Ha tamam. Yo, Astral tag'i aldım kenara. Güncele geçtiğimizde bayağı bir kullanacağım ben onu çünkü. Ha tamam. Tamam. Ben meşe kalırım. Ha Sıradaki tamam. ne? Astral. Var ya var. Aa tamam evet tamam okey. Açtığımız bütün parçaların başına muhtemelen gelecek yani. Evet. Şey bu arada yani bu arada ben o tag'i çok kötü yerlerde çok pis yerlerde kullandım ya. Sen tweet atmıştım ya sen gördün galiba onu. Günah gecesi yaşayalım mı falan. Producer tag'im yapayım mı seni bari? Olsun, rica ederim abi. Umarım beğenirsin. Hani rap'in aydınlık yüzünü atmaya çalıştım sana o listede. Akçay demiş ki bugün UFO var mı? Evet var. Maalesef. Ya çünkü bugün arkadaşlar şeyi bitiriyoruz artık. Aylardır devam ettiğimiz Almanca rap, daha doğrusu hip hop kültürü Almanya'ya Yani nasıl geldi, evet. dönemleri neydi, ekoller neydi, onları görmüştük. Bugün 2000'lerin ortasına kadarki kısmı bugün ilk slaytımızla bitiriyoruz. İkinci slaytta da hani çok hızlıca en önemli figürleri aldık açıkçası. Beğenmediklerimize dahil olmak üzere açıkçası.
Orada da günümüze gelen işte Almanya'daki dürüm, çiğ köfte ve halay soslu rap müzik ekollerine de bakacağız. Nasıl abi, Katar var orada, Hafbeffel falan var yani, hiç kaş kaldırma yani. Onu Tamam. Keysir Tamam. Rebel var, Keysir Rebel var Tamam. yani. Yuyu da var abi. Ne alaka? Duyu Tamam. ya. Tamam. Yuyu. Yani. Yani. Bakmasak olmayacak da aldık Ya yani. oğlum bunlar ne? Bak benim olduğum bir yerde Yuyu'nun. Yok, Yoyo'dan bahsetmiyorum ben. Keysir Rebeller'den falan bahsediyorum. Onları aldık abi, işte bahsettiğiz amına koyayım falan filan diyeceğiz yani. İki gülünecek burada. Ya ama yani Bir sözlük, minci sözlük diyeceğiz. gerçekten gülünecek mi ya? Yani şarkının ismini amına koyayım koyunca Ya komik oğlum oluyor mu burada gerçekten net ya? değil. Ya burada net değil falan gülen adamsın. Beni konuşturmuş bunlar. Oğlum net, ben Benim netteni ağzım ben Baykan netteni benim ağzıma Baykan netteni benim ağzımı açtırma. netteni Baykan cringe benim kontentini ağzımı seviyorum. açtırma. Açtır, Baykan benim açtır. ağzımı açtırma. Açtır neymiş? Aç, Tamam mı? pardon. Allah Allah. Burada netlere kahkaha atan adam. Burada götüm yani keysiri Bir falan dakika, diyor bir yani. dakika, bir dakika. Gülmem falan Ama yani. bir dakika. Benim Ya. Almancam Casey %100 anlamaya yetmiyor ama şimdi arıyor bize her gece Interpol diye bir parçayı anlamaya %100 yeten bir Türkçem var ya, bu çok komik abi. Abi yani şimdi o kadar da ben bak Almanca yedirtmem. Burada bu çocuklara bu müziği yanlış tanıttırtmam. Almanca rap Türkçe rap gibi. Evet, Yani çok benziyor detaylı Almanca. bakarsan işte evet, mesela detaylı bakarsan Sayın'ın son işlerini nasıl kaliteli bulan garip insanlar var. Almanca rapin de son şeylerin dönemlerini kaliteli bulan insanlar olabilir yani. Anladın mı? Akşay Yani UFO mixtape mi? UFO'nun albümünü burada inceleyeceğimi zannediyorsan çok yanılıyorsun. Asla bir şey İnceleyeceğiz olmayacak. akça. Asla bir şey olmayacak. Albüm incelemeyeceğim oradan yani, haberin olsun. Abi ben hazırladım ya. Metin hazır ya burada. Yani. Ne demek böyle bir şey yok. Akçay sıkıntı yok. Özür dileme. Ben halledeceğim. Birazdan Baykan'ın Discord'u donacak böyle. Abi müdahale edemiyorum falan. Ben halledeceğim. Abi UFO'nun dövmelerini inceleyelim. Wow. Dövmesi Wow. var mı? O kadar. Hiçbir fikrim yok benim bu arada gerçekten. Benim de yok yani. Orada yani UFO'da da şey var. Ben UFO'nun bir yerde Türkçe konuştuğu bir şey duydum. Yani yarın gel Ankara gücü altyapısında başla, anladın mı yani? Öyle bir Türkçesi var herifin yani. What? Nasıl yani? Şu an bütün Ankara güçleri karşıma aldım. Yani herhangi ya, amatör lig daha aşağılayıcı olurdu. Bak Bence. abi Ankara gücü işte yani. Erkcan Güven bile onu da konuşuyor. Oha, aramızda UFO şeyleri var, fanları var galiba. Gerçekten UFO Bir anda inan. fanı. Şimdi dövme var mı? Yok. Abi peki bir şey diyeceğim. Sen bu yeni yayın düzeninde nasıl olacak? Neler yapacaksın? Abi ya, partnerlik gelsin. Bütün rap müziği falan salacağım ve oyun oynayacağım abi. Niyetim o yönde yani. Falan. Yok, şaka bir yana. Zaten biliyorsun. Teşekkür ederim. Bunu bekledim biliyor musun? Ben susarak bunu bekliyorum ya. Ya oyun oynayacağım tabii ki ya, bu arada gerçekten de. Şaka bir yana abi, zaten Hip Hop 101 işte klasik inceleme gibi içerikleri 2 haftada bire indirmiştik normalde ama 2 aydır yapmıyorum, bu ayrı bir dipnot. İşte bunlar 2 haftada bire düşecek. Onun yerine abi daha eğlenebileceğimiz Deniz'in yazdığına baksana. bakıyorum. Ne? Adam daha az yayın yapmak için Evet. daha çok yayın yapmaya başladı. Evet, gerçekten. İşte oyunların başına hem Electronic Arts ve Astral Tag'i koyar mısın? Peki o neden olmasın? Mesela sana daha önce anlattığım bir münazara olacaktı biliyorsun, hani savunmadım isimli. Hani template'inde doğup eğlenecek falan olan böyle çok eğlenceli bir yarışma. Yarışma demeyeyim de Şey abi işte. challenge'ımız. Yani benim herkesi tokatlayacağım yarışma abi işte Ama yani. muhtemelen o mümkün. Ama yani gerçi konusuna göre ben de iddialıyım biliyorsun. Size burada saç baş yoldurtmuşluğum var boş boş yayınlarımızla.
Yani bir şey var, bu hani bu sadece münazara olmayacak gerçi, hani yanlış bir bilgide de ısrarla savunabileceğimiz turları falan olacak böyle, tam kendime yönelik yazdım. Yani şey, onun dışında bizim zaten sahaya ile en başından planlayıp hiç yapamadığımız bir olay vardı. Haftalık geek konular, hani çizgi roman konuşmaca, sinema konuşmaca gibi. Hani müzik dışında bu tarz şeyler gelecek. The Crates'e o zaman gireceğim. Yani biraz istatistik düşüren içeriklere partnerlik sonrası gireceğim abi ya. Açıkçası. Okey. Okey. Hakkında hayırlısı abi. Yani ama Aklıma yani gelen esprileri yutuyorum şu an. evet. Aklıma gelen esprileri yutuyorum şu an. Lütfen hızlıca hızlıca başka konulara geçebilir miyiz? Da sen sordun. Ama ya yani, ne yapacaksın diye, ama ya yani gerçekten hani hani rap müzik daha az olacak muhtemelen. Yani abi rap müzik de hani çok severek yapmıyorsan ya da çok benimsemiyorsan. Ben zaten biliyorum, bir podcast kaydettim. Daha yayınlanmadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca aralıksız bir şekilde sana giydiriyorum, haberin olsun. Gerçekten mi? Evet, sana o an nasıl giydiriyorum. Ben bu olayı Bir bela. sevdim ya. Yani. Evet, hatta şey bekliyorum sonra. Ve karşılıklı paslaşarak drama çıkaralım. Anladın mı? Ben sana, sen bak podcast'i dinle yayında. Bana cevap ver. Ben hemen cevap kaydedeyim. YouTube'a atayım. Birbirimizi boostlayalım abi, cross promo. Sen bayağı influencer olmuşsun görüşmeyeli şu an. Güzel. Neler abi, ne daha Neler neler. daha dur ya, daha dur. Ya bir şey diyeceğim şimdi, Tepki'nin bu ucuz saçma sapan PR'larıyla şehir efsanesi olabildiği yerde businessman falan böyle çıldırıyorlar ya böyle. Abi ne business herif ya falan diye. Herifin yaptığı tek şey de eBay'den handicap alıp bugün şey gördüm. Hadi biraz bunu konuşayım. Bunu Bir çünkü podcast'ta saniye. kaydı, tamam, video Unutma kaydı. abi. Ha söyle. Unutma. Sagopa selamlar. Hoş geldin. Abi ne olur başvurabiliyorsan 12'yi bir değiştir ya. Ne olur ya. Ne olur değiştir ya. Bak söyleyeceğim. normalde bu Söyleyeceğim. tarz nickleri biz anında banlıyoruz. Adam burada istisna, çünkü hiç hani nickinden beklediğimiz asla bize vermedi bu istisna. Abi Lütfen değiştir abi ya. bir saniyeliğine ne anladım biliyor musun? Sakın o selam abi dedin ya, bir saniyeliğine, bir Gerçekten saniyeliğine geldi neler mi alır. sandın ya? Neler alır falan oldu. Bir saniyeliğine ama ya olsun ya. Abi peki Farazi'nin ucuz tweetlerine gelmeden konu dedi Yasin. Ben takip etmiyorum ama Azen'in ucuz tweet'i falan yok abi. Seni bence bu vardır fazlamaya abi. çalışıyorsun. Yoktur abi. Yani ya bilmiyorum, bana çok göründüğü kadar dolu gelmiyor o sayfa, hep söylüyorum. Haydi bakalım. Yani abi o seninle alakalı bir şey yani. Hayır, şimdi doluluk boşluk konusunda da nette izleyen bir insan olarak, ekmeğini netteden çıkaran bir insan olarak bilmiyorum Ekmeğini yani. netteden çıkaran da demezsin bu arada. Haftada 4 tane nette parçası dinleyip gülüyoruz burada diye. Abi ama bir şey diyeceğim. En çok izlenen içeriğin ne? Tamam ama o benle alakalı değil ki. O Türkçe rap kitlesi. Ama oğlum ben sana şey demiyorum ki, sen bunu suistimal ediyorsun demiyorum. Yani, Yani ekmeğin buradan çıkıyor abi. bunu suistimal edecek olsam, ben haftanın 6 günü Türkçe rap yayını yaparım, ama ben bunu zaten yani çok gönüllü yapmıyorum baktığın zaman. Acı çekiyoruz o programla biz. Nette şarkısının haftanın birincisi seçmişsin ne? Evet. Bir dakika dur. Biraz bir an gazla okudum ama ne ya? Evet abi, şöyle o hafta şey vardı. Nette'de de Nijerya asıllı bir Türkçe rap, bir sanatçının Türkçe rap parçası vardı ve o hafta dinlediğimiz en iyi Türkçeyi çocuk kullanıyordu. Ben bunu ödüllendirmek istedim abi. Ben bunu ödüllendirmek istedim yani. Respect yalnız. Respect. Yani gerçekten. Tamam dur, bir şeye döneceğim dur. Az önce kesilen sözümü tamamlayacağım abi. Tamamdır, özür dilerim. Bugün repertuarda yayınlanmıştı. Repertuardaki arkadaşlar buradaysa onlara da şey olsun, selam olsun. Tamam, böyle hemen TRT spikerim Selam olsun, çok TRT olduğuna spikeri değil de biraz yani Esenler'den kardeşlerime gibi oldu yalnız bu arada. Evet. Hani Abi TRT'de bunu selam gönderilir, selam olsun denmez. Muhtemelen yani denmiyordur. En azından eski TRT'de. Şu an günümüzdeki TRT'de çok deniyor olabilir okay, yani. tamam. O zaman tamam. Çünkü Esenler. yani ben hatta Okey. yakayım bizi, biliyorsun şu an meclisin yarısı çünkü o şekilde konuşuyor. Gidiyor şu an. O şakayı yapacak. Of. Hoş geldin tekrar. Yani
Ben bu şakaya katılmıyorum. Sadece belirtmek istedim. Okey. Sadece belirtmek istedim. Şimdi izin verirsen sözümü kesmezsen söyleyeceğimi tamamlamak istiyorum o zaman. Ben de. Abi büyük ihtimal bunu röportaj ayağına yapılmış yani. Çünkü repertuarım ben bir tepkinin spam gönderisi vardı bir tane. O spam gönderisinde işte repertuardaki arkadaşlar şey yazmış. Kerem abi röportajı yolla falan diye. Yani tepkinin haberi olarak yazılmış, tamam mı Mehmet? Ve o postta şöyle bir şey yazıyor. Tepkinin mahlası, yani ortam piyasadaki işte bilinen ismi, whatever, şehir efsanesiymiş. Anladın mı? Şey oldum yani, dedim ki bunu tepki. Değil, asla hani, değil yani bu emo, arada. Dur, MOB'den ayrıldıktan sonra, tamam mı? Cezayir olan parçasında kendini old göstermek için yaptığı bir şey abi yani. Koparıyorsunuz abi böyle. Şöyle oldum yani. Kim ne oluyor abi? Kimi yiyor yani? Bu nasıl bir memleket? Bir de şey yazılmış. Bu albümün yapılışı için tepki villaya taşındı. Yok oğlum, tepki kendisi için taşındı lan villaya. Bir şey olabilir mi? Yani? Ya şey, fikir çok iyiymiş ama. Albümü yapmak için hani şey taşınıyorsun, ev değiştiriyorsun. Ya bak, bu şey de okey. Bu ne biliyor musun? Ev, bu homestead'a kayıt olacaksındır. Aile yanındasındır. Evet de abi hani yani Küçükçekmece'den Sarıyer'e taşınmak bence albüm için yapılacak bir davranış değil sanki. Yani sırf albüm kaydetmek için yapılacak bir davranış değil sanki ya. Ya bu artık tepkinin hikayesi şey yani. Çok fazla Amerikan MC'lerinin belgeseli tüketmekten böyle. O Travis'leri takip etmekten. Baktan ayarlar kayıyor abi yani. Bugün tepkili... Okay. Bir an yorumlarda tarih görünce ciddileştim de neler oluyor falan. Ya şey... sürekli iyi hikaye satmaya çalışıyor herif ve tilt oluyorum gerçekten. Abi yani... Sürekli böyle bir uplift, böyle bir hikaye satmaya çalışıyor. Böyle, şöyle, tekrar doğuyoruz falan. Ya bu konuda hemfikirim. Ekleme olarak abi hani Türkçe rap camiası içerisinde kim bundan daha elle tutulur PR'ler yapıyor ki? Bunu soracağım sadece. Ya, genel ama anlamda çok büyük bir kanalizasyondayız yani. Evet. Ya bilmiyorum, tepki 2020'nin başına itibaren geri sarıyor bende yani. İnanılmaz bir şekilde. Şey çok kötüydü ama şeyi okuduğum anda yani. Ne demek tepkinin ismi şehir efsanesi? Şey ya da değil mi? Nasıl ya? Baya şey, Altay dağlarındayız böyle, kahramanlık yapınca ismin konuluyor. Hani... Bir de çok affedersiniz de şimdi başıma bir ton bela alacağım bunları söyleyerek de. Tepki nasıl şehir efsanesi oluyor ki? Bu klasik albümü nerede mesela? Klasik albümü nasıl kalktı abi? Niye hiçbir yerde bulunmuyor klasik albüm? Geliyoruz Almanya'ya. Yani, çıkacağız birazdan. Yani bunlar çok enteresan konular gerçekten yani. Şehir efsaneliği öyle olunmuyor yani. Daha çok şey geliyor. Bilmiyorum. Neyse, okey, kendimi yakmayayım şu an. İnce bir ip üzerinde bir oraya gittim, bir buraya gittim, böyle bir geldim yani. Bu arada gerçekten bir nick için de şehir efsanesi ne kadar kötü bir tercih yani. Arkadaşıma yazdım, tepkinin nicki böyleymiş biliyor musun dedim. O da dedi ki Erzurum'un efsanesi falan mı? Şimdi Erzurum shaming'e gerek yok ama gerçekten ben de şeyi aldım. MC Klimos'un Serkan vibe'ını çok alıyorum. Bana ne, tepki ne oluyorsa kendi köşesinde olsun. Bu arada şehir efsanesinin anlamı olumsuz tarafa da çekebilirsiniz. Nasıl yani? Hani anlamadım. Mesela yetenek şehir efsanesi hani aslında yok gibi hani. Ya bunu şu an ofansif bir yorum olarak söylemiyorum. Malin'in dediğini açmak için söylüyorum yaptığı yorumla. Okay, mantıklı. Mantıklı. Ben böyle düşünmemiştim. Yani. Rakibi Uzi falan. Okay. Bunlara kıyasla yok şey arkadaşlar, sertlik bence şey hala yok. Değil. Yok bu arada bir dakika, sertlik bir şey yok. Ben tepkiyi yeteneksiz falan bulmuyorum abi. Ben beğendiğim bir arkadaşım yani. Normalde sadece şey var. Yani PR kısmını artık çok göze parmak şeklinde artık çok kötü yaptığını düşünüyorum yani. Bir dakika, bu artık PR da değil yani. Bence çok çok sahte bir şey satmaya çalışıyor. Ya ve bu abi satmaya çalıştığı şey de giriyorsun noktaydı. Abi tamam mı? Hı hı.
Ha şey o geçirdiği kazanın ertesi gün abi işte Les Benjamins sponsorluğunda afişlere posterlere dönmesi falan bana abi biraz hani abi biraz sakin mi olsak dedirtiyor yani açıkçası yani mesela en basitinden. Şey hani böyle bu kadar şehir kendine şehir efsanesi falan dedirtiyorsun. Hani Nick'in şehir efsanesiymiş. Cezanın olduğu parça ite kaka kaç milyon yani. Anladın mı? Hani bu kadar büyük title'ları ya da bu kadar büyük hayatları, hikayeleri daha doğrusu hadi hayatları, hikayeleri azarlamak için rakamlarda da ezilmemen lazım. Her yerde tamamlaman gerekiyor. Doğru. Rakamlarda ezilip böyle bu kadar büyük hikaye satmaya çalışırsan azalarak tat kaçırırsın yani bu kadar. Bu arada demin chatte Uzi'nin adı geçti. Bence Uzi ticari olarak hani bir yatırımcı olsam güvenli liman ya bence. Evet, evet. Yani ya ve muadillerinden daha hani genel olarak çok benim bana geçen bir müzik olmasa da muadillerinden daha dinlenebilir görüyorum. Ben Düş Yakamdan'ı bayağı dinledim. Hatta yani, neydi galiba geçen yıl kaçıncı ilk ondaydı yani en çok dinlediğim replay attığım şarkılar. Ya be hani şey gerçekten yatırım olarak hani benim için daha güvenli liman birçok isimden Uzi yani yatırımcı olsam. Evet katılıyorum. Hadi Almanya. Aynen aynen. O zaman abi ben notlarımı da ekranıma getireyim. Kaldığımız yer. Abi hızlıca geçeceğiz bu bazı isimleri. Hani ben sadece buradaki KMC'de bir isim yüzünden bir KMC'ye çok kısa değineceğim. İlk slide'daki ilk isim hani bir parça dinlemeyeceğiz çünkü bildiğiniz isimler var. 95'te kuruluyorlar. Berlin'de kuruluyorlar. Bu grubun önemi DJ Desu'yu içinde barındırması açıkçası. Çünkü prodüktör ve DJ turntablist kimliğiyle Desu Almanya'nın önde gelen isimlerinden bir tanesi ve bu grupta kariyerine başlıyor. Daha önce bu gruptan dinlediğimiz üyeler var. Tyrone Ricketts gibi mesela. Yani daha önce dinlediğimiz isimler olduğu için aslında biraz da bu grubu es geçiyorum. Çünkü bu da bir süper grup. Hani birçok grubun ve MC'nin bir araya gelmesiyle kurulan bir grup olduğu için aslında birçok kişinin tarzını daha önce dinledik zaten yani. Neler yaptığını. Onun için önemli bir şey sormam lazım. İlerliyorum. Tabii. 95 sınıfını aldık değil mi? Bugün konuşacağız mı? Konuşacağız. Yani zaten bugün konuşacağımız tek albüm diyebilirim onun için. Normalde hani albüm konuşmayacağız diyorduk ya. İlerleyelim. Neleri aldık sırada? Hatta istiyorsan Class von 95 ile başlayalım. Ben Almanca olmadığı için 95 sende neydi? Okay, nasıl tamam. Okunuyor? Onlara takılma artık tamam, ya. Kaçıncı şeydeyiz yani. Tamam. Çünkü Baykal seni düzeltmeye çalışırken ben de bitti abi bitti. Tamamdır abi. Peki. O zaman girelim abi. İnfolar senden. Çünkü ya bu şey bizdeki yeraltı ben şöyle bir infosunu vereyim ya da istersen. Ya bizdeki yeraltı operasyonu gibi orada underground'ı bir araya getirip rap müziğin Almanya'da mainstreamleşmesine önemli katkıda bulunan projelerden bir tanesi diyebilirim yanlış bilmiyorsam. Ve mixtape kültürünü doğuran şey Almanya'da. İlham verici bir proje. Hani bizdeki muadili Türkiye için yeraltı operasyonu diyebilirim bu proje için. Hani bugün birebir karşılığı yani. Evet, bugün bir de şey sonunda UFO'nun mixtape'ini konuşacağız mı falan diye hani biz biliyorsun Hip Hop 101'de hiç kimsenin albümünü baştan sona incelemiyoruz. Hani grup incelemesi yapmıyorsak baştan sona. Hani bu istisna olacak çünkü bu proje dediğimiz gibi hani birçok şeyin önünü açan proje çünkü Almanya'da mainstream anlamda. O yüzden bu albümü konuşacağız sadece istisna yaparak. Ve sendeyiz biraz daha info alabilir miyim? Bir şey dinleyeceğiz mi? Hayır. Bir şey dinleyeceğiz mi peki? Yok. Aynen. Çünkü albümün okay. içinde yer alan MC'leri daha önce çünkü defalarca dinledik biliyorsun. Hatta yeri geldiğinden o grupları konuşurken bu projede de yer almışlardı diye sürekli ekledik zaten biliyorsun önceki yayınlarda. Onun için yani dinlediğim isimler olduğu için direkt bu albümden bir şey aslında var listemde ama dinlesek mi emin değilim sadece. Sen bilirsin. Abi şimdi albümün aslında önemli bir tarafı da şu. Albüm MZ'den çıkıyor. MZ'nin MZ'yi de daha önce konuşmuştuk burada. Hip Hop Life'ın Almanya şubesi aslında. onların 13. release'i. Daha önceleri şey yapıyorlar. Aynı Hip Hop Life Pro gibi düşünebiliriz. Böyle küçük küçük işler çıkarıyorlar. Ardından da 95 sınıfını hazırlıyorlar. 95 sınıfının içinde de bugün işte lirik bazlı, işte lirikal, lirikalite
içeren lirikalleri güçlü MC'ler olarak Massive Tone var yine Stuttgart'tan. MC Rene var. Daha önce konuştuğumuz, bir önceki yayında konuştuğumuz Mind Concept var. Turntable ekolünde. Bir de Fettes Brot var. Şu an baktım hemen hızlıca. Bu albümün aslında önemli bir tarafı şu, şeyi gösteriyor. Yani bu kadar turntable'a kaymadan da satılabilir bir müzik ortaya çıkabileceğini gösteren albümlerden biri. Abi hatta şeyden bölüyorum. Önemli bir bölüm. Hatta şey var, bizim Rag'ın öncüsü diyebileceğimiz parçalarından biri olan Raid grubu da burada mesela, yine aynı şekilde. Evet. Hani bizim bu dönemde en beğendiğimiz grup ikimizin de Rag, çünkü biliyorsun. Stuttgart. Abi şöyle, MZ'nin bu arada öbür işlerinden, öbür release'lerinden de bahsetmek lazım. Hı hı. Advanced Chemistry çıkarıyorlar 95 sınıfından önce. Ardından da bir tane de şey var, No Remorse release'i var. Ardından 95 sınıfı geliyor. 95 sınıfındaki herkes aslında, ya yani bu az önce saydığımız ve saymadığımız aslında, herkes daha sonraları 5-6 yıllık bir süreçte Alman rapine çok etki ediyor. Yani Massive Tone, ondan sonra MT3 albümüyle lirik bazlı Alman rapinde çok büyük satışlara, kendimi lirikaller dememek için o kadar tutuyorum. Yok, ben bu arada şeyden geldim. Yani ben sürekli aklıma lirikaller geliyor abi. Ben senin bildiğin dilleri de unutturmaya başladım ya sana. Ondan gülüyorum ben bir taraftan. Abi şöyle mi okuyayım, böyle mi okuyayım? Evet evet abi. MT3 ben de anlaşıyorum. Hepsi gidiyor yani. Hani Amerikan tarihiyle başladık. Ondan sonra Fransa'ya atladım. Polonya geldi, Almanya geldi. Artık hani bende birçok dil artık birbirinin içine geçmiş durumda. Yani telaffuzlar falan, o da yapacak evet, bir şey yok yani. Ya, olabilecek bir şey abi. 95 sınıfı, bu arada aramızda şu an lag mı var? Bir tık. Bir konuşsana hızlıca. Okay, tamam. Az önce bir ufak kaydı da hemen deneyelim. Tamam. Anlık olabiliyor abi, biliyorsun servis sağlayıcım hala bana berbat hizmet verdiği için. Abi şöyle bu albümdeki herkes, yani sorun değil. MC Rene var mesela, yine saymayı unuttuklarımla. Ama işte Almanya'ya dair böyle kitap makalelerde falan hep şey diye geçer. Konsept olarak rap müziğin Almanca rap müzik konsepti olarak bunun bir pazarı olduğunu kanıtlayan, bak yine yeraltı operasyonu benzerliği, işte yeraltı operasyonu da cezalara, Sakopa Kajmer'lere yol açıyor. Mind Concept'te belki şey olmuyor, bir rap patlaması gerçekleşmiyor. Şirketler az da olsa küçük küçük rap müziğe yatırımlar yapıyorlar. Ya da paravan label'lar kuruyorlar vesaire. Bu yüzden çok önemli bir albüm. Underground Alman rapinin de İtici güçlerinden bir tanesi, yine yeraltı operasyonu gibi, gerçekten aralarında inanılmaz özellik var. Bu arada bence kapakları da evet, benzemiyor ama ruh olarak andırıyor yani. Aynı tat. Kana veremiyorsun değil mi kapağı? Hı? Kana veremiyorsun değil mi kapağı? Yo, veriyorum, hatta istersen bir parça dinleyelim çünkü kapakta gözüksün ha. Okay, hani, tamam. Bu projeyi hani es geçmeyelim, hani dinletelim yayında. Zaten hani bilmeyenler veya ilk kez yayına gelenler için tekrar edeyim. Ben Almanca yayınları komple bittiğinde Hip Hop 101'in tüm bölümlerini YouTube'a tekrar olarak atacağım. Orada size playlistlerde dinlediklerimiz ve bu gruplardan da yayına dinlemediğimiz ama önerdiğim daha fazla parçaları da o playliste ekliyorum. Haberiniz olsun. Reklam değil ama burada kafanızda oturmayan bir yer olursa da şehir ve ritimde bunların daha uzun tekst versiyonları bulunuyor. Ya mesela biz bugün çoğu isimden birer parça dinleyeceğiz hızlı olmak adına, ama ben playlistlerde size o isimlerden en az 5-6 parça vermeye çalışacağım. Ortalama 2-3 veriyorum ama çok önemli bir grupsa 5-6 veririm. Mesela MOR'da Kul Savaş'ta yapacağımız gibi, ama bugün onları da mesela bir parçayla geçeceğiz mesela, ya da maksimum 2 olur. Hani Kul Savaş'ın solo diskografisine de girersek gibi düşünün. Onun için o zaman 95 sınıfından Hip Hop und Rap geliyor. Yani Hip Hop ve Rap. kolay geldi, bari çevireyim dedim. Sen gizli gizli bir Almanca çalışıyor olabilir misin? Geliyor. Ses yokmuş. Ses yokmuş. Ha tamam. Demiştim ki abi, fade attım hız kazanmak adına. Çünkü parça 5 dakika 14 saniye.
YouTube tekrarında parçaya girerken söylediğim gibi linkini bırakacağım oraya playliste. Şey demiştim hani gördüğünüz gibi 95 yılında da Beastie Beach var demiştim ve çok tatlı bir beat olduğunu söylemiştim. Sadece vokaller biraz anakronik geliyor ama benim memnuniyetsizliğimden değil. Bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Acaba hala sesin yok mu? Yo var abi şu an. Geldi falan yazma ona. Yo var abi şu an çünkü görüyorum orada. Vokaller biraz anakronik geliyor. O da 95 yılı için olması gereken normal bir şey yani. Hala çünkü emekleme aşaması bir şeyler deneyerek öğreniliyor ki hele ki Almanya gibi bir ülkede daha önce konuştuğumuz üzere sürekli test etme mantığı var yapılan şeylerde zaten. Evet. Yani onun için vokallerin şey biraz yani, anakronik hani, gelmesi, albümün... biraz çağ dışı gelmesi hani normal yani bu proje için. Şimdi bizdeki çünkü yeraltı operasyonunda da hani hani şey Wu-Tang Forever 97'de çıkıyor. Bizdeki 99 vokallerini hatırla yani. Aynı mantık biraz Avrupa'da. Genel olarak aynı mantık var yani. MC Ren'in bugün albümü çıkacakmış. Okey. Yani ben bilmiyorum. Ben eski isimlere çok yükselmiyorum genel olarak. Çünkü genelde müziklerini Türkiye, İngiltere, şey Amerika, her yerde böyle çok müziklerini değiştirmiyorlar. O yüzden çok böyle şey olmuyor. Saygıdan bakıyorum yani ama böyle şey olmuyor. Bugün çıkıyor falan olmuyor yani. Bende de aynı his var. Bende de aynı his var. Ya şöyle ben yenilere de heyecan duymuyorum. Ben bildiğin üzere hani sen podcast'te bana gömmüşsün madem 15 dakika kabul edeyim. Ben genel olarak hani memnuniyetsizim çünkü yani. Rap müziğin güncel versiyonunu. Şey var. Ben de mesela şey değilim abi anladın mı? Ben de mesela bir gün ama uyduruyorum rakamı. 10 albüm dinliyorsam iki tanesi tatmin ediyor. Biri iyi oluyor anladın mı? Ama şey oluyor yani 5 saat işkence çekiyorsun aslında. Yani bu beni çok yoran bir saat bir şey. Seni tatmin ediyor yani. Çok yoran bir şey ve hani ya ister istemez çünkü eski release day'leri hatırlıyorum. Hani o zaman release day diye bir kavram yoktu belki ama atıyorum 97 senesinin Şubat ayında çıkmış 10 albüm incelesen abi 8'i belki dönemi içinde dahil olmak üzere daha üzerine uğraşılmış işlerken bugün aynı gün çıkan 10 projeden belki bir tane iyi yakalayabiliyorsun ya bu çok kötü o da belki çünkü genelde hepsi çok kötü oluyor yani. İşte orada şeyi kaçırıyorsun yani bugünkü tüketimle. Ya onun farkındayım canım yok. Üretimle özür dilerim bu, tüketim ve üretimle bir de şey var yani aslında şu an Spotify yüzünden ne Spotify boklayacağım. Hatta şeye de değinsene. Karşımıza düşen içerik de. Senin paylaştığın bir şey vardı. Fake şirket var olmayan sanatçılar mevzusu vardı ya. Onu bir açmak ister misin? Tweetini görmüştüm. Flood'un daha doğrusu. Ya şöyle. 2017'de çıkıyor bu ilk olarak. Yani böyle bir şirket olduğu ortaya çıkıyor. Yani adamlar şeyi alıyor, satın alıyorlarmış. Şarkının. Sen beat yaptın abi. Sana her şeyini satın alıyor. Artık onların. Onların olduğu için random bir isimle. Diyorum, Ahmet ismiyle Spotify'a koyuyorlar. Ve ardından bu şarkı playlistlerde promotlanıyor. Radara çıkıyor. Bilmem ne vesaire. Yakın bir dönemde şunu keşfediyorlar. Bu şirketle Spotify aynı holdinge bağlı. Ve çok fazla sanatçı var. Gerçekte olmayan sanatçı var. Ve işte yapılan data araştırmaları da şunu keşfediyorlar. Bu sanatçıların her biri düzenli olarak playlistlerde. Mesela chill flow. Uydurdum şu an yani. Ya da rap manifesto. Sürekli yukarılarda, sürekli orada, sürekli orada. Yani para aklamadan ziyade aslında şey var. Spotify yaklaşık 2 yıldır falan müzik piyasasını çok şekillendirmeye çalışıyor. Evet. Yani, tekel olma yolunda ilerliyor bakarsak. Apple müziğin bile Amerika dışında çok bir ciddi popülaritesi kalmadı Spotify sayesinde mesela. Şöyle bir şey var aslında yani 2020'nin ikinci dönem raporları yeni geldi. Hani müzik streaming anlamında. Hindistan'da yenildiler mesela. Hindistan çok büyük bir pazar. Orada Apple Music kazandı. Yani biraz da Prime'ın etkisiyle. Evet. Çin'de yoklar zaten. Çinlerin kendi şirketleri var. Rusya'da Yandex yükseldi. Yandex Müzik yükseldi. Fransa'da Deezer pazar liderliğine yükseliyor. Almanya'da aralarında %2 falan. Almanya'da da bir ara Deezer çok popülerdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onlar biraz Avrupa kimliği. Evet. Ya bizde biraz Spotify çok yüksek. Ama şey var yani Spotify şu an artık şeyde biraz. Abi yazılımı geliştirmiyorsun. Sürekli bir skandallı gündemdesin. Yani, sana dair çok fazla soru işareti var ve sen bunların hiçbirine şey yapmıyorsun. Hı hı. En son Avrupa Parlamentosu'nda şeyin konuşuluyordu.
hani birçoğumuz büyük ihtimal premium kullanıyoruz Spotify'ı. Hı hı. Spotify'a girdiğinde abi yukarıda hayvan gibi banner var. Reklam banner'ı var. Ben para veriyorum. Yani, yani reklam bana bağış nasıl reklam? Yani aynen öyle. Ve şey var mesela Spotify, Avrupa şeyi konuşuyor. Şimdi Spotify konuşuyor derken de şey gibi Avrupa'da arkadaşını arıyorsun. Evet abi bunu konuşuyoruz. Yani Avrupa'da teknoloji girişimcileri arasında konuşulan bir şey. O da şu, Spotify'ın altyapısı Torrent'e çok benziyor. Hmm. Peer-to-peer. Aynen. Yani evet serverları da var ama indiriyor ya şarkı aslında sende. Senden başkasına da yolluyor falan. Ve şöyle oluyor, sen para veriyorsun, premium kullanıcısın. Para veriyorsun, server oluyorsun. Yani internet bağlantından gidiyor. Çünkü birine yolluyorsun o şarkıyı. O yüzden genelde şey var biraz, hani Spotify biraz kötü bir izlenime doğru gitmeye başlıyor. Bu da bir marka için aslında çok korkunç bir şey yani. Ve evet. Bu kadar uğraşırsan, bu kadar uğraşırsan bu arada yani ve doğal abi, olarak olursun yani. Aynen öyle ve gerçekten biraz hani şey, kirli yönünde fazla background'unda bu firmanın. Yani ya şey var abi. Şeffaflık da yok mesela. Hani mesela benim Apple mesela sanatçı olarak dağıtımcımdan gelen raporlara bakıyorum. Ya Apple Müzik'teki falan daha şeffafken Spotify'da sadece hakkınız bu diyor, koyuyor oraya. Abi bana nereden istatistiklerimi de sun podcast konusunda. Yani. İstatistiklerimi sun abi. Podcast Apple Müzik sunuyor. Deezer sunuyor hani. Evet. İki Deezer kullanıp beni dinleyen 4 kişi falan var ama adam 4 kişi dinledi diye sunuyor oraya yani. Abi yani. Apple Müzik'teki podcast kısmında o kadar fazla data veriyor ki sana kafayı yersin. Yani, tam olarak nerede podcast'in sesini açtılar, nerede kapattıları bile gösteriyor sana. Şurada işte volümü düşürdüler. Burada volümü arttırdılar falan filan diye. Çok fazla data veriyor. Ya Spotify biraz şey mesela. Türkiye'de şunu fark ettim. Bir de ona uğraşıyorum aslında. İnsanlar playlistlerini taşımayı bilmedikleri için. Başka bir yere geçmiyorlar. Anladım. Doğru. Ne zaman gördüm bunu hatırlamıyorum ama Apple Music mesela İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta şey reklamı vermiş. Tek tıkla playlistlerinizi taşıyın falan. Hani. Eyvallah. Bizde playlist kolay taşınıyor falan. Hani öyle. Siz bağlantıyı yapın, biz hallediyoruz. Yani öyle. Bu kafalara giriyorlar. Türkiye'de gerçekten alışkanlık. Bir de tabii şey de var yani, hiçbir sanatçı çıkıp şey demiyor, Spotify böyle şeyler yapıyor demiyor. Çünkü yani çok işine geliyor, anladın mı? Nazlı'yla, ki Nazlı değil şu an. Aynen, şu an Nazlı bırakmış galiba. İsim olarak Nazlı değil. Evet, tamam. O biliniyor çünkü, adına şarkı bile yukarıdasın zaten. Yani yukarıdasın abi, anladın mı? Yani. Düzenin bozulsun istemezsin. Kimse istemez. Ben de istemem ya. Bu insanlık güç zehirlenmesi yani. ama ben artık şeyim yani. Spotify'la ilgili o kadar fazla garip grup şey çıkıyor ki ortaya. Mesela birçok insan şey demiş. Bana öyle bir mention gelmişti. Abi hani fiyatları böyle düşürüyorlar. Çaredi. Tamam bunu yapsın. Bak bunu yapmasına ben okey değilim. Bunu bana söylesin ama. Yani en temelinde ben para veriyorum. Yani 5 dolar veriyorsam yine 5 dolar veriyorum. Yani 5 birim veriyorsam yine para veriyorum yani. Evet, milleti gazladılar abi. Podcast'leri monetize edeceğiz. Podcast'tan para kazanılacak dinleme boşuna falan diye. Ajanslar majanslar evi arabayı sattı böyle. Podcast şeyi kurdular. Demedi. 2021 roadmap'inde de görünmüyor yol haritasında da. Spotify herkesi batırmaya devam ediyor yani. Diyorum ve bu konuda söyleyeceğim evet. Şeyler bu kadar galiba. Yarın nakata bakacağım. Ya kontkar olur. Ya evet. İki olabilir. Ama şey mesela, göremezsiniz tamam. Hani bu bahsettiğimiz hani gerçekten var olmayan sanatçı profilleri. Çünkü fotoğraflar falan da stok görseller ya orada. Onları nakaf tribünde de göremezsiniz. Yani. Onun nakafta falan göremezsiniz. O çok şey çünkü var. Çok kolay yakalanabilir öyle bir playlist. Hani çok takipçili ve mainstream sanatçının bol olduğu playlistte bu kim diye göreceğiniz birisi çok kolay bu olay ifşa olabilir yani. O daha bir şey var. Farklı ülkelerde daha az nüfuslu ülkelerde ve daha az takipçili playlistlerde mümkün. Yani daha az takipçiliden kastım şöyle. Ayrıca mesela. Enstrümantal. Genelde enstrümantaller hep onu atıyorum. Chill out playliste koyman çok normal çünkü o kadar geniş bir sanatçı skalası var ya var ki tanıdığın tanımadığın hani yani orada çok rahat arada kamufle olabilir bu ama hani Knockout veya işte Rap Caviar'da falan mümkün değil öyle bir şey görmeniz yani. Şey gibi abi çok basit çok basit yani. Kontkar ve Ezel'in olduğu bir playliste ben hiç tanımadığım birini görsem bakarım. Evet evet. Lan evet. Mı derim ya. Ve dediğim gibi hani bunu Spotify evet, gerçekten böyle bir hani kara para aklama düzeni getirdiyse bu şekilde bu orada yani bu kadar da göze sokmazsın bunu yani. Bu biraz şey dinayılıyorlar ama hı-hı. Yani kanunen suç olmasa bile tamam mı?
Kanunen suç olmasa abi, manipülasyon abi, kanunen suç olmasa da yani. Etik anlamda, yani etik anlamda da şey yani, baba ne yapıyorsunuz yani. Yani. Çünkü onların da şöyle bir savunması olmuş yani. Biz sanatçıya parasını veriyoruz abi. Hakları legal olarak satın alıyoruz. Bunda da bir sorun yok. Bunu benim karşıma, yani kendi içeriğini pushluyorsan bunu söylemek zorundasın yani. Orada kesinlikle ufak problemler var. Sıradaki sanatçıya geçelim. Tamam abi. Sana gönderdiğim listede iki sırayla mı gidelim? Ben ekranda gözüken slide'deki sırayla mı gideyim? İstediğin gibi gidebilirsin. Tamam abi. İlginç bir isme yani, geleceğim o zaman. Akane Humphrey kendisi Amerikalı. Hatta Bronx'taki malum partide, Cool Herc'in partisinde bulunan isimlerden bir tanesi. Malum parti deyince bu. Ha yok tamam. Şey hani ya hip hop'un doğduğu organizasyon. Orada bulunan isimlerden bir tanesi. Uzun süre breakdance'la uğraşıyor ve hala freestyle MC'lik yapıyor. Ve bir taraftan da enstrüman da çalabilen bir isim. Almanya'daki olay ise şöyle, 80'lerin sonuna doğru Almanya'ya taşınıyor temelli. Ve Almanya'da şehir şehir gezerek bu işte belki de Amerika'nın hani o dönem biliyorsun daha önce de konuştuğum gibi hani daha Almanya birleşmemişken ayrı, hani Doğu Almanya, Batı Almanya varken hani özellikle oradaki Amerikan etkisi diyorduk ya hani bunu rap bazında söylemiyor ama belki de hani Akane'yi bu sebeple belki de hani Almanya'ya da görevlendirilmiş biri bile olabilir yani hani. Çünkü o dönem biliyorsun hani, olabilir abi. Kültür empozesi falan çok yapılan bir şeydi. Propaganda amaçlı. Hani bu detayı bilmiyorum. Ve kendisi bayağı bir şehirde workshoplar falan yapıyor breakdance üzerine, grafiti üzerine ve MC'lik üzerine. Bu açıdan önemli bir figür olarak aldım ben onu. Benim bilmediğim bir isimdi. Abi hatta sen atınca baktım bu kimmiş ya falan hala, diye. Hala hatta bu şeye devam ediyor. Fotoğrafımızı da koydum beraber. Ben Almanya'da bizim konser için gittikten sonra birkaç günde gezerim diye kendim kalmıştım abi. Kaldığım otelin barında o gün Akane'nin mesela şeyi vardı Köln'de. Open Mic, kendi düzenlediği Open Mic Festival vardı mesela orada abi. İsteyen herkes gelip iki gün boyunca Akane ile beraber abi hem workshop yapıp hem de eğlenebiliyordu yani. Öyle bir jam kültürü getirmeye çalışıyordu yani orada da. Hatta fotoğrafımızı ben göstereyim işte, ben. Ben bilmiyordum yani haberim yoktu kendisinden. Bak abi instrumental okuyacağım. Hip hop ve soul diye de şey yapmış. Hani böyle şey de yok. Hani bayağı tabelayı falan yazarken yanındaydım. Böyle hani saçma sapan da bir fotoğrafımız var böyle mesela. Ekrana verdim şu an. Hani bana ben bu işte açıdan garip bir isim baktım, olarak gelmişti. Tamam, senden gördüm. Hı-hı. Google'ladım. Yani ya bir kimmiş falan diye. Geçen yıl yani 2020'de bir albümde feat falan atmış böyle. Bu ne azimdir yiğidim. Yani Akane'den parça dinletmeyeceğim. Hani playliste koyacağım ama hani bu açıdan hani workshoplar bazında falan hani Amerikan hip hop'un Almanya'ya yayılmasında bayağı etkisi olduğunu düşündüğüm için ekledim açıkçası. Ya o zaman şey ya aslında. İlk yayında konuşmuştuk. Yani Doğu Almanya kendince vurmaya çalışıyor rap müziği. Bir yerlerde kullanmaya çalışıyor. Gençlik kulüplerinde breakdance vesaire. Batı'da da propaganda aracı aslında yani. Evet işte. O yüzden aslında şey yani. Kritik anlamda çok kullanılabilir bir şey gibi görünüyor hep. Ki bence de kullanılabilir. Bence bir şey. De kullanılabilir. Hatta o yüzden dedim özellikle o dönem 80 sonunda Akane'nin gelmesi acaba hani propaganda amaçlarına görevlendirilmiş bile olabilir yani baktığın zaman. Hiç şaşırmam yani. Şaşırmam. Bu benim varsayımım yani tabii ki. Chat'te niye sürekli çakal falan filan yazılıyor? Yazılmış ben, yani. Bir fikrim yok. Ben her şey herhalde. Demek ki Spotify öne çıkarma puşlama mevzusu ama abi çakal gerçek bir insan. Hani kötü müzik yapıyor olabilir ama gerçek bir insan arkadaşlar. Bahsettiğimiz o değil. Evet. Yani o şey insanların kötü müzik zevki ve kötü influencerlardan ürün alma arzusu sebebiyle çakal ünlü. O Spotify'ın kendi yanarız. Ürünü değil yani. Yapma yanarız. Ne yanacağım abi? Yanarız ya, gerçekten birinin de çıkıp bunu söylemesi lazım abi. Üzgünüm yani. Yok ben kaydettim abi. Grup Endüstrisi isminde bir podcast kaydettim. Evet Grup Endüstrisi gerçekten bu arada. Yani. Feminist linç'i garanti. Tamam mı? Influencer'dan geçinen rapçi linç'i yine garanti. Hı hı. Her türlü linç garantisi var o podcast'in yani. Abi, başıma bir şey
problem yok bence ya. Hani çünkü linç eden tayfa da hani bir aklı başında bir tayfa değil ya. Hani şey gibi. Hani sözcüğü boykot eden akit okurları gibi. Abi zaten almadığınız bir üründü zaten. Hani siz boykot etseniz etmeseniz de bir şey değişmeyecek ya. Senin için de aynı şey. Senin normalde dinleyicin, takipçin değil ki sana zararı dokunsun. Seni linçleyecek tayfanın sana. Haklısın, gaza geldim. Umarım yayınlanır. Ama yaklaşık 6 gündür Spotify'da duruyor. Hadi bakalım. Afrobeat'e miyiz? Neredeyiz? Şey abi Afro slide'da en son gelelim. Ben uzun üstünde biraz uzun duracağımız isme geleyim. Aslında burada slide'da görüyorsunuz. Westberlin Maskulin ilk versiyondu. Hani Takdos ve Kul Savaş. Daha sonrasında MOR'da Kul Savaş, Fumanşu, Justus, Fuat abi, Ronald McDonald yani Cemil Yurderi, Savaş abinin kardeşi. Big D, Taklos, Martin B, Melbiz, Ness ve Oli olarak bugünkü Oli Banjo bildiğiniz MOR'u kuruyorlar daha sonra. Yani aslında her şey Westberli Maskülin olarak başlıyor. Daha sonra genişleyerek MOR şeklini alıyor diyebiliyorum. Infolarımdan net yılını vereyim. 95-96 yazmışım slide'a gerçi ama emin olmak istedim. Evet doğru. Westberli Maskülin 95. Ki Kul Savaş'ın solo kariyeri biraz daha öncesine gidiyor aslında Westberli Maskülin'den önce. Sen de biliyorsun. Demolar bazında en azından. Şey Esmail'in maskülünü mü konuşacağız? MOR'ı mı konuşacağız? Ona göre hemen not açıyorum Ya şöyle, şu Westberlin Maskulin de zaten MOR'ın içinde dahil olduğu için biz aslında MOR konuşalım. Hani ben sadece bu infoyu verdim. Aslında Westberlin Maskulin olarak başlıyor, sonra MOR'a evriliyor, sonra zaten labellaşarak Royal Bunker'ı oluşturuyorlar ya. Hani bu üçünü aşama aşama konuşabiliriz aslında hızlıca. Çünkü an. açıkçası burada MOR çok üzülmeyeceğim. Çünkü burada açıkçası mesela Fuat abi Türkçe rap tarihi yayını yapacağımız bir zaman Türkçe rap için Almanya'da tabii ki kariyeri var ama Türkçe rap için daha önemli bir figür olduğu için hani Fuat abi MOR'da değil daha çok Türkçe rap tarihi yayınında üstünde dururuz. Burada aslında bizim üstünde duracağımız isim özetle Kul Savaş yani bakacağımız zaman. MOR tabii ki konuşacağız. MOR'a değineceğiz ama MOR'un üzerine yarım saat harcamayacağız. Yani aslında biz buradan Kul Savaş'a giriş yapıyoruz bakarsanız. MOR, ya MOR'un açılımını vermek lazım aslında. Masters of Rap. Evet. İnanılmaz iddialı birisin zaten yani. Baştan şey. MOR'u ilk keşfettiğimde ki yani yakın bir zaman aslında çok da böyle geçmişti. 2017 falandı ben ilk böyle bir Alman rapini araştırayım falan filan. O sıra girdiğimde. Birçok yerde, birçok kaynakta yani ki benim çevirdiğim Melih'in daha doğrusu çevirdiği makalede, benim sitede yayınlanan makalede orada da şey olarak geçiyor yani hip-hop aktivist aslında. Çünkü bir rap grubundan ziyade birçok politik noktayı dile getiriyorlar. Çok kalabalık bir şeyleri var. Az önce saydığın gibi yani. Git bitmiyor label'ın kendisi de. Önemi de şu aslında. Önemi Kul Savaş'ı çıkarması bir. Ki yani sonra Kul Savaş'ı çıkarması sayesinde Alman rapinin sonraki 10 yılına minimum etki ediyorlar. Ve label'la da biraz da çünkü Ya MOR'dan sonraki Royal Bunker aslında bayağı bir etki ediyor underground sahnede de yani. evet. Royal Bunker Agro Berlin'e etki ediyor. Agro Berlin ilk büyük şirket kafasıyla yani. Kendi öz kaynakları içerisinden çıkan büyük şirket kafasıyla gidiyor. Ama şey yani şu açıdan çok önemli. Hep kafasıyla söylüyorum. Yani Fantastic Four falan değil. İlk süper grup aslında. Çok ayrı bileşenin oluşturduğu. Yanlışım varsa düzelt. Yo, doğru Ee, bildin. Doğru diyorsun. ilk, ilk, ilk süper grup yani çünkü içerisindeki üyeler de kendi solo kariyerlerine devam ediyorlar ve öyle geliyorlar aslında. Yani Evet, o açıdan noktada evet. birleşiyorlar. Daha önce bayağı bir süper grup gördük aslında ama onların çoğu aslında süper grup olduktan sonra başarı elde eden gruplardı mesela. Evet, yani şeyi söylüyorum yani bu savaş bir yerde yapıyor aslında. Underground'da olsa bir şeyler yapıyor. Doğru. Fuat abi keza aynı şekilde. Ya içerideki herkes aslında. Mali bir şey yazmış. Ya o şey bir albüm var abi Fuat abi hani resmi olarak çıkmayan bir albüm hani Deli Ahmetoğlu diye bir albüm olduğu iddia edilir ya aslında hani Fuat abi onun hiç basılmadığını da söylemişti bana ama hani sonuçta böyle bir baskı var ortada hani o başkasının toplaması da olsa onun hakkında bir diyalog dönüyor chatte sen bölünmeden devam edebiliriz abi.
Birçok yani sen söyledin belki ben kaçırmış olabilirim. Hem Masters of Rap hem de Westfalen Masculine aslında şey olarak görülür. Pioneer of Battle Rap. Yani German evet. Battle Rap'in. Pioneer'i ne diye Türkçe çevireceğimizi bilmiyorum. Öncü aslına bakarsak. Öncü. Okay. Doğru. Yani en temiz çevirisi. Öncüsü olarak kabul ediyorlar. Yani. Ve yani şeyler aslında yaptıkları Battle Rap hem kendi dönemleri yani kendi dönemlerinden ve Kul Savaş'ın daha sonra solo olarak yaptığı rap tarzı. Çok da ikonik aslında hani bizde bile bilinen kültür moruk rapi aslında ta en geriye sararsak buraya kadar geliyor. Yani Fuat Ergin'e kültür moruk tayfa demiyorum tabii. Tabii anlıyorum. Yani onu yanlış anlayan insanların var olduğunu zannettiği şeyden bahsediyorsun sen. Hani bu Kul Savaşlar da çünkü evet. Asla o kafada değiller ama hani Türkiye'deki o kendini bilgili zanneden cahil topluluk öyle zannediyor ya. Sen oraya değiniyorsun şu an ben farkındayım. Evet yani şöyle abi orada onların yaptığı o ham rap diyebiliriz belki. Hani ben battle rap kullanmaktan pek hoşlanmıyorum ama ham rap dediğimiz Hamlet gibi olurum. Abi hardcore hip hop diyebiliriz abi, aslında. Fuat Ergin'le bence hardcore hip hop hardcore'da daha iyi tanım ya. Teşekkür ederim. Abi o Fuat Ergin'in DNA'larını işliyor. Fuat Ergin Türkiye'ye geliyor. Bir şekilde Türkiye'ye karışıyor aslında. Cenk çok özür dilerim. Şeye gülüyorum. Musab senin önerini hayata geçirmiş. Murder Bot'u yazmaya çalışıyor. Şu an ben Shavdi Loop'una girdi. Yazmış da ona girdim. Amerikçe yazıyor bir de. Musab Türkçe olacak. Ama yani şey Shavdi gerçeğiyle bu kadar tutarlı olmasında çok şaşırdım yani Shavdi loop'una girmesi bazında. O yüzden bir tutamadım kendimi. Devam et abi. Peki şimdi 2005 mixtape'ini mesela alıyor muyuz burada? Ona göre çünkü mesela ona göre şöyle bir eleştiri var. Hı hı. 2005 mixtape'i yani hip hop hala iyi, hip hop is okay. Okay olarak O biraz şey çünkü kültür moruk. Evet. O biraz öyle bir mixtape şey yani. Genel olarak bahsettikleri falan da. O abi eskilerin hepsinde bu şey var ya biraz. Bulunduğum statüyü kaybedeceğim korkusuyla bazen kariyerlerin ileriki aşamalarında bir dönem bunu yaşayıp bu hataya düşüyorlar ve sonra sıyrılabilen de oluyor. Sıyrılamayıp yok olan da çok oluyor biliyorsun. Bu global zaten olarak genel bir sorun yani. Çünkü mesela şeyi de örnek vereyim. Amerika'da mesela hani Cannabis zaten bitti biliyorsun. Yaptığı birçok kariyer yönetimi hatasıyla da hani freestyle olayından falan önce abi J. Cole mesela ben Cannabis'i çok örnek alırdım lirikal olarak dedi bir kere röportajında. Yani Cannabis bu kendisine gelen övgüyü mesela hani sen kimsin falan diye mesela direkt dojlamaya çalıştı ve adama diss falan attı böyle anladın mı? Hani çok büyük hata abi adam hani o dönem için next big thing yani. Hani bir sonraki süperstar adaylarından bir tanesi ve hani senin bitik kariyerinde senin insanlara mainstream olarak tekrar hatırlatıyorken sen neden bunu ters algılayıp da polemiğe sebebiyet veriyorsun gibi yani. Bu biraz o bulunduğu evet. Statüyü kaybetme korkusuna bağlıyorum ben bu tür davranışları. Şu an psikolog modumuzu da açtım. Hadi hayırlısı. Devam. Sen devam et abi. Ya abi şey var yani zaten sonraları da 2005'teki o mixtape'den sonra biraz tepki çekiyor. Ben sen attığında işte okuyordum Masters of Rap'e falan. Tekrar böyle bir editle ne yazılmış falan filan kafasıyla. Mesela birçok insan şey oluyor yani burada bir şey başlığı vardı. Hani Masters of Rap'e ne oldu falan filan gibi bir başlık vardı. Orada şey diyorlar yani bone rap yani kemik gibi rap yapmaya çalışıp döneme ayak uyduramadılar. Sonra da kimse bakmadı. Mesela şey bitiyorlar zaten o mixtape'den sonra. Evet. Kul Savaş bir Esat Namus'u yapıyor. Onu da Masters of Rap diye bütün üyeler var diye yapıyorlar. Ama Masters of Rap'in gerçekten hani bizim açımızdan duygusal anlamda bakarsak Fuat Ergin'in olması evet. Bizim için. Türkiye piyasası için önemli bir şey katıyor. Alman rapi için de Kul Savaş'ın evet. Aslında ilk underground demo tape'ler vesaireler dışında ilk işi olmasıyla önemli kılıyor hani, diyorum ve bence Masters of Rap da üzerinde söyleyecek şeylerim evet. Bitiyor. Evet bu kadar. Yani sonrasında zaten bir parçalarını dinleyelim. Sonra biraz Kul Savaş özelinde ilerleriz zaten. Şeye geleceğim. Bir de dediğin gibi hani Türkiye için bir de Batı Berlin Ekolü'nün öncüsü
diyebiliriz aslında. Sesim gitti yine. Dur su içeyim. Hani katılır mısın bilmiyorum. Daha söyleyeceğin şey. Yani katılır mısın bilmiyorum ama bir de işte Türk hip hopu için abi Batı Berlin ekolüsünün doğmasına da sebebiyet veriyor. Çünkü sadece Fuat abi yüzünden değil, hani oradaki Sırtlan'ın, Azra'nın da etkilendiği ana rapçi Almanca denedikleri dönemlerde özellikle. Hı. Kul Savaş, çünkü sen de biliyorsun. Yani baktığımız zaman hani Türkçe rapte Kul Savaş etkisi çok büyük. Türkçe rap yapmasa da doğru düzgün. Tabii canım. Tabii deli misin yani şey. Yani o buradan geliyor yani. Almanya'da da çok büyük abi. Bak, evet. Almanya'da da mesela insanlara çok garip geliyor ama yani Mirko Meşin, hani Massive Tone'un DJ'i yani. Adam diyor ki ben Kul Savaş'ı dinleyene kadar bunun düzgün bir şekilde Almanca yapılacağına inanmıyordum diyor. Ya ne desin yani, hani abi, bu inanılmaz bir övgü. İki önceki yayında da bahsetmiştim bundan. Yani adam diyor ki, yani düşünsen kendi dilinde mesela şeysin yani. Adam diyor ki yani Kul Savaş'ı dinledim ve dedim ki evet, bu Almanca yapılabilir, hadi yapalım. Geliyor konu yani. Abi şey, çok önemli bir şey bence. Parçaya geçmeden Çakar'ın yazdığı bir soru var. Abi YouTube'da Epic Berlin 49 kanalında Berlin'de 90'lı yıllarda çıkmış kasetler var ve kasetlerin görsellerine ve sözlerine baktığımızda neredeyse Memphis kadar sert, şiddet ve cinsel içerikli. Memphis'in bu kadar Berlin'i etkileme sebebi ne sence demiş. Bu konuda hani sen daha efektif yorum yaparsın diye düşünüyorum. Abi bu biraz şey gibi değil mi aslında, yani 90'larda özellikle Avrupa'da zaten inanılmaz bir rave kültürü var. Evet, Memphis'le benzeşiyor olabilir ama benzeşiyor diye aralarında doğal bir bağ aramak bence mantıklı değil. Hani nasıl diyeyim? Rave kültürü var. Zaten o zamanlar şey böyle, Türkiye üzerinde de bu böyle, Avrupa üzerinde de böyle. Kimse sebebini bilmediği bir şekilde uyuşturucuya boğuluyor bütün kıta böyle mantıksız bir şekilde. Ve tabii ki bu kadar drug use'un sonucunda şiddet içerikli, şiddet ve cinsellik içerikli işler çıkabiliyor. Dediğin kanalda Memphis related bir şey var mı bilmiyorum. Ola da bilir ama bana biraz zor geliyor açıkçası. 90'larda Memphis rapinin bu kadar Almanya'ya taşınması zor geliyor bana. Ama şöyle de bir perspektif var bu işin. Rusya'da da mesela bu dediğimiz Memphis related diyelim hadi, ya da Memphis like diyelim. Bu arada şeyi onu arıyordum da. Esah Damus albümü. Damus'un isim abi. Flex imkanını asla kaçırmıyorsun abi. Yok yani şey, cover'ı falan göstereyim istedim ya. Bak şey, amacı sadece 90'larda Berlin'de çıkmış konseptleri atıyor. Şey var işte, yani 90'larda çok anlamlı böyle bir şey damarı var. 80'lerdeki bu inanılmaz hızlı küreselleşmenin backfire olarak insanlar çok şey oluyor. Farklı sistem kafasına giriyorlar. Farklı sistemde de bir yerde şey olursun yani. Sistemi her açıdan zorlarsın. İnsanlar zorlar daha doğrusu. Bu da şeydir yani. Toplum der ki bu kadar şiddete okey değiliz. İnsanlar, sanat üreten insanlar özellikle limitleri itmeye çalışırlar. Sonra 2000'lerde bana normalleşiyor her şey, anladın mı? Yani, doğru. 50 Cent falan kendi şat diye şarkı çıkarıyor ve hepimiz okey oluyoruz yani. Evet. Oraya geliyor biraz. Doğru. Son olarak da şeyi söyleyeyim yani. Evet, Memphis'i andırıyordur ama arada doğal bir bağ aramak, çok alakası yerlerde de bağ kurabilirsin bir anda. Hemfikirim. O zaman abi MOR'dan Rolex'e bakalım kısaca bir buçuk dakika kadar. Sonrasında Kul Savaş'a devam edelim. Bir buçuk dakika değil, ben bir ihtiyaç molası. Tamam, o zaman tamamını değil. Dinleriz bunun abi. O zaman MOR Rolex geliyor. Evet, fade'imizi attık. Yok, Cenk'le konuşuyoruz, parçayı bölmeyelim biz konuşurken. Yani o geldim falan dediğinde diye sesi kasıtlı kapatmıştım arkadaşlar. Ya Rakşan, Fuat abi Almanya'da devam etseydi ne olurdu diye sormuş. Ya varsayım üzerinden çok yorum yapmak doğru değil ama yani ya, Türkiye'deki endüstriyelleşmenin en başta hatalı olması, Türkiye camiasını düşünürsek sanırım daha yüksek bir yerde olabilirdi kalsaydı. Ve yine kalıp Türkçe devam etseydiden de kastediyorum bunu, yani Almanca rap yapmasından değil. Bunu şeyde konuşmuştuk. İki önceki yayın galiba. Şeyi söylemiştim ya ben. Türkiye'ye rap'in geldiği tarihte daha Almanlar olayı anlamamış ki. Hala İngilizce yapıyorlar bir yandan yani. O anlamda zaten yani o bölümde dediklerimi biraz tekrar edeceğim ama yani
Türkiye'de gerçekten rap müzik anlamında bir şey olması lazım. Rönesans. Aynen öyle. İyiyiz yani, Atucuğum bu arada. Bir gerçekten sen hani misin? Biz abi ne yapıyoruz falan filan kafasına girilmesi lazım. Ve şey geldi. Herkes olur Almanca... mu? Olur mu bilmiyorum yani. Eyvallah. Herkes Almancayken Fuat abi niye Türkçe yapmış merak ettim. Ya abi kendisi bunu hep şeyle açıklıyor. Yani ben ana dilimde kendimi ifade etmeyi deniyordum. Çünkü o dönem diğer Türkçe rap deneyenleri de beğenmeyip açıkçası biraz flexing yapmaya çalışıyordum der yani röportajlarına. Direkt bunu söylemese de hani bunu kastettiği açık bence. Hani abi ben, benim Fuat Ergin'le alakalı yani. Benim Fuat Ergin işte onu yöneltebileceğim ki bilmeyen arkadaş için ben hayatımda Türkçe rap'i ilk defa Fuat Ergin'le dinledim. Benim için önemli biri hani bu eleştiriyi hemen tetiklenmesin diye söylüyor bunu. Şey var. Okey hani bu şeyi anlıyorum. İşte onları beğenmiyordum. Tribini anlıyorum. Ama bana şey gibi geliyor. Lan 5 kişi falansınız abi. yani bu 5 kişinin de birbirine silah çekip böyle bir Meksika çıkması yaratmaya bence o biraz hani onu hala yapıyor olması daha doğrusu problem ona. O zamanlar öyle şeyler, o şey biraz anladın mı? O ego, sanatçıda ego oluyor yani. Abi o, yani, ver sanatçı. Ona hala yapıyor olması bana şey enteresan geliyor sanki. Ya, braggadocio diye bir yani İtalyanca'dan gelişme, Latince'den gelme bir kavram var biliyorsun. Rap müzikte çok fazla olan bir şey. Yani kendini övme, yüceltme ve işte egoların konuşması. Bir de yani rap müzikte çok ön planda olan bir şey bu. Hani sanatçı egosu bütün sanatçılarda olan bir şey. Hani tüm janralarda görebileceğim bir şey ama mesela atıyorum bir popçu da bunu daha çok hani aşırı magazin malzemesi vermiyorsa hani kulis şımarıklığı esnasında görebilirken bizde şarkılarda görüyor olman da bunu çok açık ediyor biraz da. Bizde derken bizim müzik, rap müzikte bahsediyorum yani. Bu kişisel yorumum bence. Bayağı rap müzikte mi? Türk rapinde mi? Yok bayağı rap müzikte yani abi. Ha, şu flexing mevzusu açıkçası. Ya abi. Hani yani şey yani. Benim gözümde müziğini değersizleştirmiyor ya da Fuat Ergin'i değersizleştirmiyor. Kesinlikle. Hani şey oluyorum yani abi hani. Ne gerek vardı oluyorsun? Kartal da seviyorum abi yani anladın mı? Kartal da seviyorum. Yani ne gerek vardı oluyorsun? Ya genel anlamda ne gerek vardı oluyorsun? Ya bu aynı şey mesela en güncel örneği mesela Kendrick Lamar'ın Kontrol'de yaptığı. Tamam spekülasyon getirdik, konuşuldu falan ama yani gerek var mıydı aynı parçada hani gibi bir durum gerek yani. Gerek var mı? Evet gerek var mıydı ama bir şey söyleyeceğim. Çok iyi değil mi? Bak iyi. İyi olmasında iyi ama hani bu bahsettiğin şey mevzusu hani. Evet, hani hele ki bu dönemde. Evet, hani evet. Bahsettiğimiz 94-95 sesi zaten hani global olarak da hani Amerika haricinde zaten 10 kişi falansınız yani. Hani bu daha ileride endüstriyel rekabet arttığında Kendrick Lamar'da olduğu gibi daha anlaşılabilir seviyede ama özellikle 90'lı yılların başında çok biraz erken ve anlamsız geliyor. Global olarak yani bunu hani Fuat abi özelinde söylemiyorum. Kul savaşa giriyor muyuz? Kul savaşa giriyoruz abi şu an. Ben slaytımızı ekrana geri vereyim. Tamamdır. O zaman sendeyiz abi. İnfolar. Abi şimdi kul savaşı öv bitiremeyiz ama ilk resmi stüdyo albümünden biz Semih'le beraber bir podcast kaydetmiştik zaten bunun üzerine. Hani kul savaş üzerine. Hayatımın en güzel günü diye Türkçe'ye çevireceğim. Çünkü benim Almanya'sında saçma bir şekilde dilim dönmüyor. Uzatmaları yapamıyorum saçma bir şekilde. Çok şey bir müzik yapıyor. İlk 2002 çıkışında yani. Hani ondan önce de bu arada gerçekten şey var yani 80'lerin sonunda İngilizce hani demo tape'ler, Almanca demo tape'ler falan filan. İyi, 90'lar. 90'larda işte Masters of Rap. En son 2002'de çıkıyor yani. Hani o da resmen şey yani zahmet olmuş anladın mı? Teşekkür ederiz gerçekten albüm çıkardığın için. ve o dönem Almanya'yı şeyden çok etkiliyor. Hakikaten hayatından bahsediyor. Yani rap yapıyor gerçekten. Ve teknik, vokal, flow her şey check yani. Üzerine bir de keep it real'ı yapıyor yani. Hani kendi hayatından falan bahsediyor. O anlamda çok Amerikan rapinden nasıl kimi örnek veririz? Kuzu Savaş'ın dengi kim olur bilmiyorum ama Abi ya şöyle söyleyeyim ben bunu biraz dönem dönem vereceğim örneğe katılırsın katılmazsın ama dönem dönem bakarsak MOR dönemindeki
Ben Pharoah Monch etkisini çok alırım. MOR dönemindeki vokal bazında söylüyorum bunu. Ama mainstream olduktan peki, 2002 sonra mainstream olduktan mu? Ha mainstream olduktan sonra bariz Jay-Z diyorum abi. Ya ben biraz bu tavırdan farklı bahsediyorum. Olarak, tavırdan bahsediyorum. Evet tamam. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani bu Cool Savaş'ta yapmayacaksa bu tavrı kim yapacak yani? Oğlum ben gerçi bana çok ütopik geliyor, anladın mı? Alman piyasasının %98'inin falan Cool Savaş'a inanılmaz respect atıyor olması bana çok enteresan geliyor yani. Ve bakıyorsun abi o dönem için. Çok böyle bir gömlek farkı yok, anladın mı? O dönem işte Almanca yapılan diğer raplerle. Ama milleti galiba o şey çok etkiliyor yani. O şak muhabbeti yani. Bizde böyle baba. Tribi çok etkilemiş görünüyor. Keep It Real konusunda Jay-Z olarak görmüyorum ama evet, hani genel olarak kibir evet. Ve sağlam duruş biraz andırıyor. Yani ilk albümü şöyle bir şey örnek. Yani çok özür dilerim abi. Mesela Optic'in kuruluşunda bayağı ben hani Jay-Z'nin Rockefeller dönemini de çok hissettiğimden biraz da bunu söylüyorum. Hani Almanya'nın farklı evet. yerlerinden hani kalifiye MC'leri bir araya getireyim ve biz hani Alman Rockefeller'lası olalım kafası çok hissediliyor çünkü. Onun için ben 2000 sonrasında bayağı bir Jay-Z evet, ama... olarak görüyorum yani muadilini. Ama mesela Optic hikayesinde çok büyük flop bu arada Optic bence. Yani yok. Kesinlikle. Ama şöyle bir tadımı kaçıran bir şey var Optic hikayesinde. Sen Optic'i kurmuşsun abi. Kurmuşsun Optic'i. Optic dağılmış, whatever. Ayrılmışsın Optic. Whatever, tamam mı? Optic hikayesinin oralarını geçiyorum. Kendine niye şehir efsanesi demiyorsun mesela? Niye atıyorum Instagram'da post atmıyorsun abi? Niye hani bu çocukları ben çıkardım falan? Hani Eko, ben olmasam, gerçi Eko'ya yaptığını da bilmiyorum. Aynen. Oha çok güzel ayağım oturdu var ya. Evet, falan. Çok güzel ayağın oturdu. Ay. güzel. Niye yapmıyorsun abi? Kendi kanalında olduğumu hissettiren bir an geldi tekrar. Güzel. Çünkü hani bayağıdır birilerine sallanmıyordu yayında, güzel. Ya abi tamam, hemen ciddileşiyorum. Tamam. Ben cıbıttım ben de zaten. Yo, ben memnunum şu an tonumuzdan. Abi ilk albümü sadece Almanya'da satışa çıkıyor bu arada. Almanca konuşulan diğer ülkelerde çıkmıyor. Çıkıyor ve 17 hafta boyunca ilk 10'da kalıyor. Ve yani dönemi için zaten hani tam böyle Agro'nun falan kurulduğu dönemler 2002. İnanılmaz bir olay yani. Bir de şey yani fantastik fiyalar falan var dediğim gibi. Bayağı şey gibi olabilir yani. Cezanın Rapstar satışı gibi bir şey aslında, evet. Almanya için. Büyük rakamlar, büyük olaylar. Whatever, Cenk Uslu. Aynen. Daha sonraki albümlerinde de aynı şey devam ettiriyor ama şey konusunda çok beğeniliyor genel anlamda. Önce Alman rapinin tanımını yapıyor Eriş, tamam mı? Yaptığı demolarla. Ardından çıkardığı stüdyo albümüyle vokal olayını da setliyor. Diyor ki hani abi Alman rapinde vokal budur falan. Şeyi görürsün. Kolegah'ın, işte Bushido'nun, Sido'nun vesaire yaptığı özellikle 2003, 2004, 2005, 2006 tam böyle Cool Savaş etkisinin maksimumda olduğu dönemlerde. Şeyi görürsün yani vokal birebir aynıdır. Yani flow değişir. Vokal birebir Cool Savaş vokalidir yani. Sekmez. Belki sonraları da şey var. Mesela Aura albümü var. Yine çok satan. Altın plak almış. Aura'dan hemen sonra Kolegah çıkarıyor King albümünü. Aynısı. Aynı vokal. Yani. Burada gidip şeye de bakabilirsiniz. İkisinin kapağı da çok benzerdir yani. Hani aynı değiller ama andırıyorlar birbirlerini falan. Kolegah'a gelince daha uzun konuşuruz o. Cool Savaş, Cool Savaş copycat'i, anladın mı? Böyle bazı yerlerde. Baya. Ve zaten şey, bunun da şöyle bir demeci var. Almanya'nın zaten günceli ya Almanya'daki eski bir rapçiyi kopyalamak ya da işte diğer Avrupa ülkelerinden kopyalamak diye. Sonra Türkiye Hold My Beer dedi ve devreye girdi biliyorsun. Yok şey abi ya eski bir rapçi, bak ya eski bir rapçi ya da şey Latin Amerika'da ne satıyor bu aralar? Hani, evet. Latin Amerika Top 10'i bir getirin oğlum falan. şey abi, Kolegah'ta tekrar söylerim bunu ama Kolegah'ta mesela şey diyor yani, Kolegah'ın kariyeri battle'larla başlıyor, freestyle battle'larla başlıyor. Ve orada da mesela Cool Savaş'tan çok etkilendiğini falan hep belirtiyor herif yani.
Arkadaşlar Kul Savaş böyle bir adam. Yani Türk diye bazen hakkını yiyoruz galiba ama yani herif Alman, gerçekten Alman rapine mesela şey vardır. Burada hani biraz daha Alman rapine uzak arkadaşlara şöyle bir örnek verebilirim. Fuat belki çok satmıyordur ama favori MC'lerinizin favori MC'si. Yani, evet, Kul Savaş için aynı şey geçerli, doğru. Kul Savaş da aynı, da Amerika'da, aynı noktada. Bu açıdan mı yaklaşıyorsak, Amerika'da muadili kulcu rap o zaman. Bu açıdan bakarsak. Evet evet. Evet olabilir yani. Yani. Sadece şeyi bulamadım yani, o Keep It Real. Evet, hani evet, ilk albümdeki evet. O Keep It Real havasını kim veriyor Amerika'da yani, onu bilemedim. Yoksa kulcu rap'in mafyozo sound'u hani Avrupa'ya asla, hani genel olarak mafyozo rap Avrupa'ya asla tam olarak geçmeyen bir şey ya zaten yani. Onun birebir muadili çok zor yani. Evet. Çünkü öyle bir şey yok hani. Abi çünkü şöyle öyle bir İtalyan göçmeni mafyatik yapılanma yok çünkü. Hani Amerika'da bu var çünkü yaşadıkları bölgede. New York'ta bu var abi yani. Abi şey var. Bu arada Kul Savaş 3 altın plak olan ilk underground rapçi. 3 tane Amerika'da Almanya'da 3 tane altın plak var. Aura'yla var. Sattan Musla var. Martyr'la var bir de. Evet, bir de Martyr'la var. Hatta ya KKT Martyr'ın, hatta bu da enteresan bir şey. Martyr'ın altın plağını bir arkadaşının kafesine hediye etmiş abi Almanya'da. Benim plakla fotoğrafım var hatta. Yani ne abi, hani önem vermiyor musun stüdyona ya da evinin duvarına falan assana onu. Yani niye bir arkadaşının pub'ında duruyor yani? Orada şey yani KKS stream sayısına bakılırsa her yerde birinci oluyor. Yaklaşık 10-15 hafta. Almanca konuşulan bütün ülkelerde birinci sıraya çıkıyor. Ama stream olduğu için Almanya'da streamlere şey vermiyorlar. Yeni vermeye başladılar. Kul Savaşı da verirler herhalde. 2019'da çıktı albüm çünkü KKS. Onu da dersek 4 yani. Yine adam yani kendi rekor belirlemiş. Tam Drake hikayesi, anladın mı? Drake bilmem kaç milyon dinlenmeye ulaşan ilk şey. Yani. Yani ilk rapçi diyecekler. Bugün işte Drake biraz daha ölürse yani. İlk rapçi Drake'e falan dönecek olay yani. I don't know. Abi, bak tepki abime, tepki almaya şeyler yaptım. Mali çünkü garip gelmişti yani, altın plağın bir kafede duruyor olması bana garip gelmişti ve o hani o anı böyle ve şey var, duvarda da değil biliyor musun kanka, kafeye giriyorsun sağdaki koltuğun üstüne koymuşlar bir de yani plağın hani yanında hani altın plağın yanında oturuyorum niye yani, birayı yudumlarken. Abi güzel yani, ben de öyle bir fotoğrafım olsun isterdim. Bak kanka atayım. Hızlıca notlarımda. Kendini montajla oraya Photoshop kullanarak yani, ya da en kötü. Olur. Varım ben buna. Okey. Şu an notlara bakıyorum da. Şeyden konuşalım mı biraz? Yani rap müzik ekseninde değil ama o zamana kadar şey var. Türk kimliği biraz şey olarak bakılıyor. Oriental rap diye ya, geçiyor. Banyer miyiz ya da bilmiyorum da bir ya da karteller. Kanak mevzusu ya da işte Almanya'daki. Yani N-word'un Almancası. Evet. Yani. Şöyle, o zamana kadar işte Türk rapçileri falan hemen ayırıyorlar abi. İşte oriental rap. Çünkü onlar doğal olarak abi herif. Ama gerçekten Orhan Gence var, ben sample alıyorum. Ama gerçekten öyleydi abi. Bak, evet. Erken dönem Almanya'da çıkmış işlere bakıyorum abi. Hepsinde bir hani halaylar, zurnalar falan böyle, anladın mı? Yani. Evet ama bu bana çok, bu arada çok doğal tatlı geliyor. Bana çok tatlı geliyor. Yani. İyisi iyi mesela, hani Kartel'in meşhur Kartel isimli parçası. Bu iyi örneği ama mesela yine aynı dönem Almanya'da yaşamamasına rağmen Levo'nun Düğünde Rap diye parçası var abi albümünde, anladın mı yani. Hani çok cringe örnekleri de var bunun. Evet. Abi Kul Savaş bunu ilk yıkan herif. Yani çünkü hani bayağı aslında batı rapi yapıyor herif, anladın mı? Bunu şeye koyamıyorsun. O Türk rapi ya da işte Quentin Türkiye kotasına sıkıştıramıyorsun onu. O anlamda da şey var. Avrupa'yı evet. Kul Savaş'ın işte 2002'deki çıkışıyla beraber artık Türk rapçiler de şeye katılıyorlar. Normal rap listelerine katılmaya başlıyorlar. Ama şöyle komik bir durum oluyor tabii. Bunu İki ucu boklu değnek biraz. Türkler katılınca işte Arapları falan da katıyorlar. Lübnanlıları da katıyorlar. Lübnanlar 5 sene sonra çıkıp diyor ki hani
Buralar bizim baba. Evet yani şu an şey var. Mesela şu an yine göçmen popülasyonu domine ediyor Almanya'daki müzik endüstrisini. Sadece rap müzikte kısıt değil. Bunun da bunun da gerçekten şu an çıkış Almanlar, noktası evet, Kul Savaş. Kul Savaş ve şu an ama mesela gerçekten şey oldu hani. Her yerde Lübnan ve Fas göçmenleri daha ön planda şu an günümüzde. Yani Türkler daha underdog kaldılar. Fransa'da da öyle yani. Ama Fransa'da çok normal abi. Çünkü bütün yani, Kuzey Afrika'yı sömürdü yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani çünkü Almanya'nın politikası biraz şeyle oldu. Göçmen işçi politikasıyla azınlık topladılarken Fransa sömürge yoluyla azınlıkları kendi içine kattı ya. Hatta yani şey Fransa'nın azınlık problemi Almanya'dan daha ciddi. Çünkü şey var, Almanya'ya gelen işçi olarak... Almanya'da bir şey söyleyeceğim. Yok şu açıdan söylüyorum abi. Suça yatkınlık falan mevzusundan bahsediyorum. Hani yani Almanya'daki göçmenlerin bir kısmı okuyup bilim adamı olabiliyorken bugün işte aşı mevzusunda... Bir şey, başka bir perspektiften bakabilir miyiz? Yok şu, bitireyim anlayacaksın abi. Ne demeye çalıştığımı anlayacaksın abi. Yani Almanya'ya gelen göçmen legal çalışma izniyle gelmiş, orada kalmış ve çoluk çocuğa karışmış. Yarı Alman, yarı Türk, hani ne diyorlar ona? Hani Türko-Cermen mi bir şey diyorlar onlar tam olarak hani tanımlarken. Hani böyle bir etnik kimlik ortaya çıkıyor ve bu kimliğin bir kısmı hani tabii ki suça gidebilir ya da işte daha bir ghetto yaşantısına kaptırabilecekken Fransa'nın farkı şu abi. Fransa'da sömürdüğü yerdekiler kaçak göçmen olarak oraya gidip yerleştiklerinden direkt olarak daha belalı bir durum var ortada. Yani hani toplum yaşantısı açısından ama... diyorum. Yani ya Almanya'daki Almanya'daki her Türk'ün katil olma potansiyeli yok ama hani ortalama bir Fransa'da yaşayan Cezayirli'nin suça bulaşma ve toplum için tehlike arz etme olasılığı çok daha yüksek. Hani bunu kastediyorum. Şöyle abi, yani Almanya'ya gelen birçok kişi bir hayat standartını zaten çok yükseltiyor. Bu yüzden evet, yani illegal işler yapan şeyler yok mu? Kesinlikle var. Ama şu var yani. Mesela Kilaka'nın falan yakın şeyden örneklerini, röportajı değil de belgeselini Mali dinliyorum abi. Sana dinlerim onu. Zaten şey yani. Almanlar problemsiz bir şekilde göçmen işçi alıyorlar. Bu Almanların sıkıntısı şu oluyor. Almanlar da şey kafasındalar. Yani biz bunları yollayacağız. Evet. Ve o adamları o topluma adapte etmiyorlar. Problem oradan sonra başlıyor. İkinci, evet. Üçüncü jenerasyon da başlıyor. Özellikle Türk problemi. Evet. Bu problem deyince bazen hani rahatsız edici gelebilir ama toplum içerisinde bir tür... Yani her ülkenin kendi içerisinde yani problem olarak adlandırdığı bir şey var. Hani burada biz Türk vatandaşlar olarak bu tanımdan rahatsız olabiliriz ama Almanlar için böyle yani. Göçmen problemi diyebiliriz aslında artık. Çünkü sadece Türk'le limitli kalmadı o iş. Yani çünkü o özellikle kanak kelimesi, şeylerde daha korkmuş. Hani kanak kelimesi yani Almanca'daki N-word zaten sadece Türk vatandaşlarına söylenmiyor. Bütün doğululara söylenen bir kelime çünkü o mesela baktığımız zaman. Ya bilmiyorum, eskiden çok şey geliyordu oradaki Türklere. Hala öyle geliyor mu bilmiyorum. Çok böyle triggerlıyorlardı. Triggerlanıyorlardı. Bayağı N-word gibiydi ama şu an nasıl? Yok yani onlar da şey aynı emlak gibi oldu abi. Mesela şey var hani sen bir Türk olarak gittiğinde hani orada gurbetçi olman gerekmiyor. Bir Türkiye ya da araba karşı kullanabilirsin bunu. Ama Alman kullandığı zaman problem çıkıyor. Hani emlak pass mevzusuyla aynı şey yani şu an. Ben gittiğimde gözlemlediğim olarak. Abi şey ama tabii yani şöyle bir durum var. Şu an Almanya'da atıyorum büyük bir ayaklanma işte Fransa'daki gibi. Mültecilerin vesaire tepki göstermeme sebebi şu. Almanya'da söyleyeyim yani bunu. Türklerden çok ders çıkardıkları için. Bak bu arada şeyden bölüyor. Chat'teki The Populist yani İlkan Almanya'da yaşayan bir arkadaşım abi. Hani o mesela bize bu konuda daha etkili infolar verebiliyor yani şu an mesela. Bir dönem bazı çocukları okul okutmadılar abi, geri gönderecekler diye yazmış mesela yani. Daha çılgınını söyleyeyim sana. Birinci jenerasyon geldiğinde çocukları falan oluyor Almanya'da ve okul ihtiyacı oluyor. Ama o kadar geri göndereceğiz kafasındalar ki Türk milli eğitiminden öğretmen getirtiyorlar. Aynen. Alman eğitim sistemini bile göstermiyorlar çocuklara. O çocuklar gitmiyor. Düşünsene elinde şöyle bir nüfus olmaya başlıyor. Yani Türkiye'deki eğitimi almışlar. Tamamıyla Türk gazeteleri okuyorlar. Türk televizyonları izliyorlar. Bir şekilde senin toplumuna adapte değiller. İşte bu Arap çocuklarının hikayesi gibi yani. Çocuklar şey yani, Türk eğitimi alıyor herifler yani.
Bu da şu bu arada Arap çocuklarından kastın şey geçer abi. Şu an Türkiye'deki mültecilerin eğitim sisteminden bahsediyorsun değil mi? Hani onlara Arapça okul açılması falan, hani bundan bahsediyordum. Hani kafa karıştı olmasa dedim. Çünkü ilk anda demin Arap çocuklar üzerinden bir Almanya örneği vardı ya, o karışabilir diye özellikle sordum hani. Evet, ya şeyi söylüyorum. Yok, ben anladım. İlk şeyden diyorum. Normalde bu yayında pek olmaz ama hani haftalıktaki arka sıra buradaysa hani onlar için sordum bunu yani. Ya abi şey yani düşünsene abi şeysin yani. Gidiyorsun bu ülkeye. Adamlar seni o kadar geri gönderme kafasındalar ki. Sonra zaten şey oluyor yani, popülist beni düzeltir. Şeyi fark ediyorlar. Bu herifleri insan haklarını ihlal etmeden gönderemeyiz. Yasin, bu arada şeye geleceğim. Yasin demiş ki Almanya'da göçmenler gelmeden önce İtalyanlara kan aktı deniliyordu demiş. Abi o da şu yüzden hani ya güney ve doğu Avrupalı da aslında tam olarak Avrupalı değil. Orta Avrupa ve Britanya'da. Kesinlikle öyle görüyorlar bu arada. Yani bir şey diyeceğim. Avrupa'daki yani. Avrupalı mantığı şey zaten İngiliz, Fransız, Alman. Geri kalan hiçbirini. Hatta İngiliz bile değil. İngiliz onlardan da yüksek görür kendini. İngiliz onları da kabul etmez ya, Britanya. Evet. Ya İngiliz kabul etmez gerçi. Britanya işte demeyeyim. Oradaki İskoç'un, İrlandalı'nın, gariban'ın yapacağı bir şey yok zaten. Onlar da orada sömürgeler zaten de. Şeyi söyleyecektim abi. Özellikle yani eskiden yazdığım bir yazıyı araştırırken çıkmıştı bu karşıma. Birçok eğitim makalesinde işte mülteci eğitimi işte vesaire vesaire gibi şeylerde bu Alman Türk örneği hep şey gösterilir, örnek gösterilir. Nasıl yapmamalısınız? Hani anladın mı? Çünkü dediler Türkleri o kadar adapte etmiyorlar ki. Yani çünkü gerçekten o kafadalar. Ya biz bunları yollayacağız abi. Abi ama nasıl şey var, ben burada biraz linç edilmeyi göz alarak şunu da söyleyeceğim. Hani kendi aramızda arkadaşlarla falan konuştuğumuz bir şey. Ya bunu ilk anlı yanlış anlamayacaktır beni. Bütün Türkler için söylemiyorum orada ama abi gittiğin yerin kültürüne de biraz adapte olman, asimile ol demiyorum ama biraz da adapte olmanı beklerim. Yani yani şey var. Abi. Yani her tepki, bu şey demiyorum tabii ki. Solingen olayları dönemindeki o hani neo-Nazi olaylarından bahsetmiyorum şu an. O eylemlerden bahsetmiyorum. İlk birinci jenerasyon diyorsun abi sen. Birinci jenerasyon tamamen ırkçı bir tepki aldı abi. Bu kabul ama mesela bugün hani Kida Hakan'ın, örnek vereyim yine rapten örnek vereyim. Kida Hakan'ın çıkıp yılbaşı kutlama adı altında magandalık yapmasını bir Alman sevmiyorsa... Hakan'ı sevmezsin. Bunu hatalısın. Yok, Kida Hakan'ı jenerasyon... yanlış örnek vereyim. Bir saniye. Kida Hakan'ı jenerasyon olarak saymıyorum bunu abi. Davranış olarak söylüyorum. Yılbaşı kutlaması adı altında magandalık yapmasından bir Alman rahatsızsa abi bu ırkçılığından değil. Anlatabiliyor muyum hani? Bunu da görmek lazım. Burada okuyayım canım. Ha, yoksa jenerasyonla Kida Hakan yeni jenerasyon değil, farkındayım. İkinci jenerasyonu. Kira Hakan Almanya'da. Ama bak işte oradaki problem şu. Mali bu arada öyle çok fazla şey var abi. Hiç öğrenmeyen falan çok fazla var. Hı hı. Hatta bu da Almanların galiba şeydi. Bu yeni bir tane cumhurbaşkanı seçildi ya. Onun 10 yıllık programlarından biriydi şey. Diasporaları biraz daha, yani çünkü bu sefer de şöyle bir problem oldu. Yeni gelen diasporaya giriyor. Türk toplumuna giriyor oradaki. Bu da adapte olması için bir problem. Bunları biraz şey yapacağız falan demişti. Yani şey var. Açacağız falan demişti. Orada hani illa asimile ol demiyor ama kendi kültürünü artık onların kültürünü yok edecek seviyede oraya taşımadığım müddetçe ben hani mantıklı bir insanın problem çıkaracağını, yani senden nefret edeceğini zannetmiyorum. Irkçılar hariç. Çünkü o bir zaten rahatsızlık. Zihinsel rahatsızlık o zaten. Evet yani. Abi. Ama işte Almanya'da şey var abi. Almanya gerçekten geçmişinden çok fazla ders çıkaran bir ülke olduğu için her anlamda. Yani 2. Dünya Savaşı, Türk göçmenler vesaireler. Bence gerçekten muasır medeniyetler abi. Hani bunu Almanca okuduğum için falan söylemiyorum yani. Ekonomik başarı çek, kültürel başarı çek, özgürlük çek, insan hakları çek, hepsi çek yani. Hepsi çek, doğru. Anladın mı? Her şey çek yani. Ortada şey kalmıyor. Adamların şöyle bir problemi var abi. Bizim bütçemiz fazla veriyor. Hani bütçe fazlasını kullanmak için şey veriyoruz. Ödeme yapıyoruz, sosyal ödemeler yapıyoruz. Biz bunların bokunu mu çıkardık acaba? Böyle problem mi olur o? Hani probleme bakar mısın? Biz halkımıza fazla mı para veriyoruz acaba? Ya Baru demiş ki evet. Türkiye'de kendi insanından uğradığın ırkçılık mı yoksa yabancı ülkedeki ırkçılık mı daha çok koyar diye. Ya bence ikisi de yeterince koyar çünkü ırkçılık gibi bir hastalık yani. Yani ya gerçekten yani bunun evet. Hani bu arada gerçekten şey mantık yani, rayına oturtulabileceğim bir şey yok yani benim. Ben şey görüyorum abi ırkçıda. Yani. Benim bakış açım şu yani kendini o kadar hiçbir şeyde geliştirmemen lazım ki. Evet. Sadece ırkınla gurur duyacak noktaya gel, anladın mı? Smackdown yani. Çek, tik atmak hani çek.
O yüzden şey yani bana şey garip geliyor. Gerçekten Almanların kafası çok enteresan geliyor yani. Bir de bu değişimleri de çok hızlı yaşıyorlar ya. 10 yılda kabuk değiştiriyor herifler yani. Şeyi kabul ediyorlar. O çok komik. Fransızlar Euro'ya geçerken şey diyorlar. Bizim ülke enflasyondan bak kırılır biz ölürüz falan diyorlar. Herifler diyor ki tamam kanka ben devalüasyon yaparım. kendi para birimlerini düşüyorlar. Çünkü o kadar şeyler ki tamam abi hallederiz yani. Bu sırada Yunanistan diye meme geldi aklıma şu an. Yani gerçi Yunanistan'dan daha kötü durumdayız biz şu an değil mi? Onu da bir hatırlatmak istedim bize. Evet bu arada. Evet yani. Yalnız o konuda Almanlar, yani Almanların kendi içerisindeki şeyler. Cicero dergisi var. Popülist biliyordur belki. Politik bir dergi. Ünlü bir. New Yorker'ın Almanya versiyonu yani. Öyle söyleyeyim. Orada bir şey yazısı vardı. Abi biz Yunanistan'a bir seferde 20 milyar euro verdik. Ama Türkler 5 milyar euro istiyor. Ve bütün göçmenleri tutmayı teklif ediyorlar. Biz bu heriflere bu parayı vermiyoruz. Biz gerizekalı mıyız? Çıkan bir yazı vardı. Mesela o konuda günden güne Türkiye'ye böyle bir şey oluyor. Hani biz gerçekten bu heriflere biraz şey mi davranıyoruz acaba? Hani biraz fazla mı köpek çekiyoruz biz bunlara falan? Abi, yani konudan çok uzaklaşıyoruz ama mesela bu göçmen konusunda da benim ekleyeceğim şey var. Mesela Türkiye'de de Türkiye'deki insanlar ırkçı olmadıklarını, Türkiye'de ırkçı olmadıklarını iddia ediyorlar ya, ben buna bir tarafımla gülüyorum yani. Ya en basitinden yani şey var. Ya en basitinden şu an konusunu açtığım mülteci problemi abi. Yani oradan kaçıp gelmiş Suriyeli'nin yani onu kontrolsüzce buraya alıp bakamayacağı kişiyi buraya alıp başka şeyler vaat ederek hani bir beklentiyle buraya alıp hani bunları koz olarak kullanırız diye buraya alan zihniyete çarpmak yerine oradaki sokaktaki garibana çarpmak bana garip geliyor. Yani bu da bir ırkçılık. Bir şey anladın mı? Yani. Herkes abi şey yani temeline çok düz bir mantıkla bakarsan şey çok komik. Herif savaştan kaçıyor tamam mı? Yani. Yani keyfinden de gelmiyor yani. Herkesin çok işine geliyor. Hani bir tane işte atıyorum herifin fabrikası var. Kaçak işçi çalıştırıyor. Bana bir olan kira o adama 3 mesela Türkiye'de. Bu arada yani. Hani herkes aslında bıyık altından çok memnun tamam mı? Herifin yani üstünden geçiyorlar yani her anlamda. Yani. Türkiye'de hiç konuşulmamış bir gerçek var abi. Suriyeli kızlar satılıyor ya. Maalesef. Bu da bu kızlar satılıyor abi. Bu Avrupa böyle götünü yırtıyor yani buna el atın falan diye. Bizimkiler hiç böyle hani olay yokmuş gibi falan davranıyorlar. 2018 raporuydu. 225 tane kız kayıp ileride. Göçmen kamplarında. Abi mesela Afrikalılar Blues'ların dediği de işine geliyor tabii herkesin. Sovyetler dağıldığında da yapıldı bu diye. Aynen yani Türkiye'deki evet, çok affedersin Natasha kavramı oradaki insan ticaretiyle gelen kadınlardan dolayı burada öyle kaldı. Yoksa o insanlar kendi rızasıyla o işi yapmak için buraya gelmediler. Yani o bir insan ticaretiydi. O köle ticaretiydi yani arkadaşlar. Evet abi yani ya şey yiyecek yani ya ayakkabılarını kaynatıp yiyeceklerdi ya da ellerinde kalan son şeyi satacaklar. Ya şey yani. Var abi orada bir de hani o rejimden ya da işte oradaki hayatından kaçmak için umut tacirlerinin eline düşüp köle olan çok insan var abi. Arkadaşlar bir de şey demiş Yasin. Ve bu tarz şeylerin şakasının falan da yapılması ailelere çok rahatsız edici geliyor. Çok bu triggerlanıyorum. Benim ciddi anlamda triggerlandığım bir şey yani. Yani ırk şakaları, oradan işte homofobi mevzusu falan ya, gerçekten çok triggerlanıyorum ben yani buna. Abi şey Yasin şey demiş. Evlenmek için 15-16 yaşında aileleri tarafından satılıyorlar demiş. Bu ayrı. Yani ben tavsiye etmem size bunu yapmanızı. Biz bir arkadaşımla konuşurken falan oralara geldik. Ya yani İnternette... bunu böyle bir garipa geldi de ondan gülüyorum. Şu şekilde girmen konuya. Abi yani. Abi biz bunu bir araştıralım falan dedik tamam mı? DuckDuckGo'dan falan filan. Beni bir bazı keywordlerle ben şimdi söyleyip senin kanalını banlatmak istemiyorum. Yok akşam bu arada linç yiyeceğim bir şey yok. Haklısın var yani o var, hatta Türkiye bile ırkçılık var bu ülkede, öyle söyleyeyim size. Memleketine göre adam kayırılıyor bu ülkede. Evet yani. Şey abi bir şey diyeceğim arkadaşlar, şu an yaptığınız işi düşünün, okuduğunuz okulu düşünün, mezun olduğunuz bölümü düşünün. Karadenizli olsaydınız 2 adımda çıkacağınız her yere siz 10 adımda çıkacaksınız yani. Neyse dur şeyi bitiriyorum yani. Abi o kadar korkunç ilanlar var ki internette.
bu Suriyeli kız meselesiyle böyle kanın çekilir yani. Kanın çekilir. Böyle ben şey olmuştum yani. Bu gerçek mi oğlum? Daha olmuştum böyle hani. Facebook grupları falan var abi. Eyvah, bunun ya. Şey çok enteresan yani. Abi hani bunu nasıl yazabildin oğlum? Ben yani açık açık yazmışlar falan. Böyle inanılmaz çıldırmıştım yani. Şey enteresandır. Özbeklerde falan inanılmaz diaspora var Türkiye'de. Tabii. Hoşuma giden bir şey yani. Ve çoğu kaçak göçmen olduğu için burada bir de hani kontak halinde kalıyor. Yani şöyle oluyor bir de. Hani biri geliyorsa direkt akrabasını ve arkadaşını yanına getirdiği için hani bir tanıdık şeklinde geliyorlar bir de. Hani Özbeklerle özgü bir durumdan bahsediyorum. Hani şey değil. Hani şey var. Zaten Taşkent'ten tanışıyorken İstanbul'da beraber devam ediyorlar hani. Öyle bir durum var bir de bir kısmında mesela. Onu fark ettim ben. Veteran şey demiş. Bu biraz sıkıntılı bir muhitte yaşıyorum. Burada Suriyeli ve Afgan nüfusu aşırı yüksek. Genel olarak müstakil binalar olduğu için her ev bahçeli. Bu bahçeler çöp yuvası. Benim bundan şikayet etmem. Hayır. Hiç sayılır mı? Hayır. Sayılmaz. Ama sen şikayet etsen. Sonra bir şey olmasa ve şey desen. Kodumun kanları dediğin anda. Bu ırkçılık olur. Çünkü bir Türk de yapabilirdi. Ama sen Türk özelinden baktığın için bu ırkçılık olurdu. Ama yani şey var. Bu hani... Bu demin dediğim kültür dayatması mevzusu. Yani Hindistan'da çok okey olan, özellikle Hindistan örneğini veriyorum hijyen bazında bir konuya girdiğim için. Hindistan'da çok okey olan davranışlar dünyanın geri kalanında toplum için çok büyük problem yaratacak şeyler mesela. Hani çok spesifikleştirmeyeceğim evet, konuyu. Hani o, ama bir Hintli bu şu an hani olmayan, Türkiye'de fazla bulunmayan bir ırktan gidiyorum ki kimse triggerlanmasın diye. Bir Hintli Türkiye'de aynı davranışını Türklerin kültürünü hiçe sayarak devam ettirdiği zaman bu anlayışsızlık oluyor. Ve buna verilen tepkiye ben ırkçılık demem. Ama Hintli olduğu için evet, adama direkt hani yani. Futbol maçından falan çok görülür. Çünkü ortalama futbolcu da biliyorsun okuma yazma bilmediği için genel olarak fazla gelişmiş olmuyorlar bu tür konularda. Hani siyahi ya da esmer bir futbolcu gördüğü anda şu hareketi yapan yüzlerce futbolcu oldu yani. Irkçılık bazında. Malicim döneceğiz birazdan. Bu abi mesela, şey var bu ya. Bu mesela ırkçılık yani ben... ama yani oradaki çöp kokusundan ya da işte o alışkanlıktan rahatsız oluyor olmak bence insani bir şey. Bu ırkçılık değil. Yani mesela şey vardır abi. Afrikalı futbolculara falan genelde aç gibi koşuyor falan derler. Hani. Yam yam deniyor abi Türkiye'de. Oh, bro. Hayvanlık yani anladın mı? Evet. Bak bir şey diyeceğim ama hani Türkiye'de bence kesinlikle yani Afrikalılara karşı da ırkçılık var. Kesinlikle var, yam yam abi, Festus, mesela. Yani. Festus okey. Ama yine de var. En ünlüsü karakolda öldü adam bitti. Yani. Evet, ben bu arada gençliğime dair çok böyle nasıl diyeyim? Yani bir kırılma anıydı. Türkiye'de de polis tarafından ırkçılık oldu yani. Örneğin hani o Amerika'ya özgü bir şey değil. Şöyle yine de Türkiye'de biraz şey var yani. Atıyorum herkes böyle demiyorum. Tamam mı? Şeydir ya. Türkiye'de ırkçılığa dikkat eden insan biraz üst gelir. Üst taraflıdır. Anneciğim selamlar. Ortada şey var abi. Ortadaki insanlar biraz daha ırkçıdır genel anlamda. Hı hı. Ama mesela o onların ırkçılığı mesela Afrikalı'ya gitmez anladın mı? O da, onlar da şey olur böyle abi yapma. Ya evet. Zaten Türkiye'deki Afrikalılar şeyin farkında. Kasıtlı ırkçılıkla cahillikten yapılan ırkçılığın farkındalar. Yani cahillikten kastım kötü niyetli olmayan ama aslında ırkçılık olan davranışlarının farkındalar ve buna takılmıyorlar. Ama bunu tabii ki nasıl diyeyim olumlamıyor bu davranışı ama onun farkındalar. Çünkü Türkiye'de mesela kimseye o sağ satan çocuklar mesela kendisine Arap dendiğinde bunun bir ırkçılık olmadığının farkındalar muhtemelen. O tamamen karşısındakinin evet, hani bilgi seviyesiyle alakalı olduğunun bunu, farkındalardır muhtemelen yani. Bunun ama kasıtlı yapıldığında onlar da deliriyorlar hatırlıyor evet, musun? Bursa'da evet. Bir tane abi vardı çıldırmıştı şey diye. Ne görüyor saat soruyor falan. Evet yani. Zamanında cool abimiz büyük şeyler başararak tamam, diyorum. Tamam çat diye repreze döndü. Evet çat diye dönerim. Başakşehir'in Avrupa maçındaki olayına da giriyor muyuz abi? Girelim bence ya. Girelim tamam. Yani çünkü yani orada o kadar insan var hani tarif edebileceğin şey oradaki teknik etteki insanın hani ırkı olmamalı yani hakem olarak. Orada yani şunu söyleyeceğim hani hani şey dedi ya benim siyah demekmiş Romence'de. Yok. Yani dünyada sanırım belli noktalara gelip
Senin Word'ün ne olduğunu bilmeyen kimse kalmadı, anladın mı? Yani sen kimse kalmadı. Sen yani. Rumen de olsan onun diğer tüm dillerde evrensel olarak kötü bir söz olduğunu senin dilinde o da olsa biliyorsundur yani ki global bir karşılaşması şey global bir karşılaşmadasın. Bir olarak bir şey söyleyebilir miyim? Cenk bir de anlayacaksın şimdi ne dediğimiz. Hemen kısaca bitireceğim ama bir de hani sen global dünya seviyesinde müsabaka yönetecek bir hakem olduysan abi sende İngilizce yeterliliği aranıyor. Sen neden Rumence konuşuyorsun ki orada? Yani. Bir. İki de şey var abi. Bir dil öğrencisi olarak. Gerçi dil öğrencisi olmaya da gerek yok abi. Hani Rumence'deki siyahın, yani adamın kullandığı siyahın da kökeninin neresi olduğu çok belli yani. Evet, evet, evet. Yani. Bence Rumenlerin de bir oturup abi biz bunu bir değiştirsek mi demesi gerekiyor. Aynı, yani. Bizdeki bisküvi olayı abi. Etininki. Yani o da hani hala satılmaya devam ediyor ve farkında olmaları gerekiyor bence yani. Bir şey değil, bence artık onun cancellanması gerekiyor bu arada. Hiç bunu seven bir insan olmayarak. Yani onun gerçekten bir hani abi ne yapıyorsunuz siz daha benim aklıma bazen şey geliyor. Ya daha lezzetlisi olmasıyla Reddit'e beraber çakması sonuçta Noreo falan yapın abi bari yani. Bence onu chatte yani. Yazmayalım ama evet, biri, evet. Chatte yazmış olsa bence senin başına ağrır abi. Aynen abi. Umar mı bilmiyorum şu an. Timeout'a gerek yok ama kelimeyi silersek moderatörlerim sevinirim. Yurt dışında marka adı farklı onun demiş Yasin. Ama yine de burada da Türkiye'de bence böyle olmamalı ya. Türkiye'de olması biter abi yani. Evet kesinlikle Oreo'dan daha iyi bir bisküvi ama yani Hip-Hop 101 adı altında bugün bisküvi bile konuşuyoruz şu an, müthiş. Okey. Ya işte abi zamanında Almanlar da böyleydi gizli olarak. Bu arada Almanya'da gerçekten 90'ların sonuna kadar gizli ırkçılık inanılmaz devam ediyor. Bu arada Türkleri böyle Cenk uzardı etmeler sen falan. Cümleni bitirdikten sonra bu hakemle alakalı bir şeye daha geleceğim mesela. Almanya'da gizli ırkçılık 90'larda hala devam ediyordu. Türklerin böyle göz ardı edilmeleri falan. Kul Savaş abimiz bunları yıktı diyerek ben rap'e bağlamak istedim tamam. Ama sen tek hakeme döneceğin için abi, ben evet. İnanılmaz boşa düştüm şu an. Türkiye'de adamın ırkçılığına tepki vermek için abi adama da hani Rumen ve aklına gelecek o diğer ırkçı yorumlar çok yapıldı ya, bu da bana çok salakça geliyor yani. Benim o konuyla ilgili en çıldırdığım şey neydi biliyor musun? Nihat Özdemir'in yorumu. Evet abi. Gerçekten. Hani maçın oynanması lazım. Ya siktir git lan. Yani inanılmaz bir şey. Bir kere de takımının yanında dur kardeşim. Adam ülkeyi temsil ediyor. Yani tamam, ben de çok ultra double çılgın, ben futboldan sıkılan bir insanım ama yani gerçekten bir kere de yani, takımının yanında dur yani. Şunu de yani, anladın mı? Hani maçın oynanması lazım. UEFA böyle istiyor. O sırada UEFA resmi hesabına bakıyorsun. Başakşehir'in kararına saygılıyız yazıyor UEFA'nın Twitter hesabı. Nihat Özdemir de ki oynanması lazım falan. Hani, bu kadar da şirket köpeği olma be kardeşim. Tamam. Oralara köpeklik yaparak çıktın, anlıyorum ben seni ama bol dava kerede yani sor abi, yapacak bir şey yok. Su yapacak bir şey yok yani. Oralarınız çıktı da belli yani. Yani. Triggerlandım yine. O beni çok sinir etmişti yani. Abi orada işte Neymar, Mbappe falan şey diyor yani. Başakşehir çıkmazsa biz de çıkmayız falan. Bizim Nihat Özdemir dedi ki maçın oynanması lazım lütfen. Ya çünkü onlar için de Türkiye'de ırkçılık çok okey bir şey ya. Hani özellikle Türkiye'deki bir şekilde bir yerlere gelmiş veya laz müteahhit olan şirket sahipleri için beraber. Çok okey biliyorsun. Tabii ben seni beraber, bu yolda yalnız bırakmam kardeşim. Diyorum. Ben seni bu yolda yalnız bırakmam, lütfen, beraber lütfen. Yiyoruz. Şaka marka abi, hem bunu yüklemeyin YouTube'a. Kes burayı. Keseyim mi burayı? kes. Ya ama ne uğraşacağım. Aynen ya. Yasal metni bir alabilir miyim arkadaşlar? Evet, Almanya. O zaman Kul Savaş'tan ilerliyoruz ve bu slide'daki son isme geliyoruz. Hatta Cenk şöyle bir teklifim var, ne diyorsun bravo. Bilmiyorum ama yani yorulduk gibiyse hatta hafta sonu da bizim bir yayın planı vardı. İstiyorsan diğer slide'ı günceli hafta sonu konuşalım. Afrob'la beraber bugünkü yayınımızı bitirelim istersen, ne dersin? Goygoy yapmayacağız mı? Goygoy yapabiliriz ya da evet. Bir şey gelsin. Mali Bey uygun varsa Mali Beyler gelsin. Tamam, olabilir. İmamları konuşalım, camiyle konuşalım. Son isim kim? Afrob. Afrob değil mi abi? Abi bu yani, Türkiye... Bir şeyim, şeyde de öyle. Almancam olmadığı için İkide bilmiyorum. De öyle. Almancam olmadığı için belki ben yanlış okuyorum. Ben hep onu Afrob diye okudum yani. Abi ya şey, wiki sayfasında da Afrob diye yazıyor. Afrob yazmıyor. Ama birçok albümünde falan Afrob aslında. Sami Deluxe gibi ya. Sami Deluxe da beraber aslında. Evet yani. Zaten bayağıdır şey, duo olarak takılıyorlar aslında yani. Bayağıdır. Evet yani.
Yok şey, az önce yanlış söyledim yani. Sami Deluxe da ayrı. O çok uzun bir süre beraber yazıyor her yerde. Aa, doğru. Kafalar biraz karışık o konularda. Ve çok enteresan bir gen haritası var biliyorsun değil mi? Ceza da tanıdı insanlar biraz Afrobeat'i de. Oyuncağız. Yani. Aynen. Çok garip bir gen haritası vardan kastım abi şey hani okuyorum. Yarı Eritreli, yarı Alman, yarı İtalyan. Hani ama full Eritre baskın gelmiş. Hani bunu ırkçı bir yorum olarak söylemiyorum ama yani hani daha 3 saniye önce ne konuşuyorduk ya. Yok ama yok gerçekten. Ya. Abi ben çünkü şundan diyorum hani ya mesela fenotip olarak hiç melez hissetmiyorum baktığım zaman. Hani ben onun melez olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Onu söylemek için diyorum yani. Ya abi şey var. Mesela Logi'ye yani, baktığında melezliği görüyorsun ya globalde. Bu ırkla alakalı bir yorum yapmıyorum hani. Ya da NBA'den örnek vereyim. Hani birçok melez oyuncuyu en basitinden Curry, evet işte Stephen Curry hani o melezlik belli hani hem atıyorum saçlar afro gibi ama renk daha beyaz falan hani bu şekilde yakalıyorsun. Afro'da bayağı abi ben safkan göçmen sanıyordum. Adam öz be öz yarı Alman yarı İtalyan yarı Eritreli çıktı yani. Abi şey yani Afrobeat'in aslında kariyerinde şöyle bir olay var. Rap yaptığı işler de var. Yani rap yaptı derken hı hı. Babalar gibi rap yaptı. Hı hı. R&B'ye falan çok kaydığı evet. İşler de var. Özellikle şeyde yani Deluxe'la tanıştı. Sami Deluxe'la tanıştı. 2004 galiba. 2003 veya ya 2003 veya 2004'te bir albümü var Sami Deluxe'la beraber yaptığı. Ondan sonra iyice böyle R&B'ye kayıyor aslında. Çok böyle kop R&B değil ama vokaller biraz değişiyor okuduğu beatlerin yapısı falan filan değişiyor. Albümlerinde de yani bu arada en son onda 2019'da çıktı. Bana izin verir misin? 2 saniye afro bir keyfine bak abi hiç bulayım. Sorun yok. Hiç sorun yok. O da Stuttgart değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şimdi teyit edersin zaten de ben öyle hatırlıyorum. Evet evet. Yani ilk albümü yaparken Stuttgart'ta olması lazım. Bekle. Okey, tamam. Aynen bak, 2003'te Ve hatte das gedacht diye bir ne kadar okudum lan. Evet. Kendime geliyorum, teşekkürler. Sami Deluxe'da yaptığı bir albümü var. Ondan önce Made in Germany, Rolling Hip Hop iki tane albümü var. Şeyden sonra, o 2003'ten sonra işte Hammer, Yok Bass'ta yine Sami Deluxe'da yaptığı albümleri beraber şey yapıyor. Biraz da onlardan sonra R&B'ye doğru kayıyor. Yani R&B'ye kayıyınca Türkiye'de biraz R&B boklanıyor yani. Hı hı. Şey değil yani bu tekniği mekniği hala aynı. Boklanmasından ama ziyade o şeyi hissediyorsun. Türkiye'de deneyip asla başarılı olmayan işler görmesinden, denenip de başarılı olmayan işler görmesinden kaynaklı biraz da yani o. Hani global evet. R&B dinlenmiyor evet. Şu Türkiye'de. Yani R&B'den kastım da şey değil bu arada hani güncel 2000 sonrası rap beatler üzerine okunan olaydan bahsetmiyorum ben. Bayağı hani Türkiye'de Whitney Houston dinlenmiyor. Ya örnek vereyim mesela. Ya da hani doğru düzgün soul müzik veya blues dinlenmiyor. Hani 70'lerin R&B'si Türkiye'de asla dinlenmiyor. Ha Whitney Houston 70 değil daha 90'lar daha bilinen örnek diye veriyorum ama hani Türkiye'de doğru düzgün bir R&B dinlenip bilinmiyor aslına bakarsan yani. Abi şöyle kendisiyle alakalı şöyle güzel bir şey var aslında. İşte, yani, albümlerinde rap damarı biraz daha görülüyor. Biraz daha rap tarafına daha yatkın. Ama albümlerinden saldığı single'ların her biri R&B. Yani ticari kaygı diye düşünüyorum ben. Bu konuda çok yani. Ticari kaygı ama bir yandan da çok şey yani anladın mı? Albüm olarak rap'i veriyor sana. İçinden de şeyi atıyor, havucu atıyor yani anladın mı? Havucu da fırlatıyor. Şeyi de yapıyor. O anlamda zeki bir insan kardeşimiz kendisi. Kardeşimiz mi? Vallahi kardeşlerimiz. Evet. Benim favori albümüm Mutashift. Mutashift. Ben kesinlikle Türkçesini bilmiyorum diye düşündüm. Önce duymamış arkadaşlar varsa Sami Deluxe'la en son yaptığı Blockbuster'ı dinleyebilir. O da
tatmin eder yani. Sami Deluxe falan böyle babalar gibi rap yapıyor. Bu arada çok pardon Ozan, onu diyorum zaten. Hani Türkiye'de insanların anladığı Destiny's Saz ekolündeki R&B ile 70'lerin R&B'si ya da işte 90'ların R&B'si, üçü de birbirinden bağımsız müzikler diyorum. Ve hani orijinal R&B'de benim blues köklerini görmem lazım. Günümüzdeki hiçbir R&B diye sunulan hiçbir parçada siz blues bir şey falan görmüyorsunuz mi? Yani. Hele ki Türkiye'de asla yok yani. Stuttgart konusunda abi. Edin Germany albümünde, 2001'deki albümünde düet yaptığı isimler Massive Tone, Maxelle ve Jayden Nolul. Stuttgart'ın böyle yani Stuttgart'lı olmasa da bile Stuttgart rapi, anladın mı? Max Herre mesela. Aynen. Zaten o yüzden dedim, hani tam ekole girmese de o da Stuttgart tandı mı diye o yüzden sordum. Çünkü bayağı bir evet. o ekolden isimli etkileşimini çok sık görüyorum çünkü kariyeri boyunca. Bu arada hemen çok alakasız bir şey atabiliyor muyum ortaya? Tabii ki. Öneri. Max Herre'nin Athena, Athens yani. Athens diye bir albümü var. Geçen sene çıktı. Abi adam böyle dedesinin, babasının falan fotoğraf albümlerini karıştırırken şeyi görüyor. Babası işte o zaman annesiyle beraber şeyken, daha sevgililerken Tina'ya gidiyor ve fotoğraf çektiriyor. Bayağı böyle bir fotoğraf çekiyorlar. Abi albümün konusu şu. Ben o zamanlar doğmamış doğal olarak. orada olsaydım özelinden fotoğraflara hikaye yazmış albüm boyunca. İşte ya babası vefat ettikten sonra yapıyor bunu. İşte sen şöyle yapardın, ben seni izlerdim, işte bilmem ne falan filan. Şeyden başlıyor. Bayağı böyle Almanya'daki evinden çıktığı andan itibaren yazıyor herif. İşte sanki Atina'ya tekrar babasıyla gitmiş gibi. Çok iyi, çok iyidir. Bitleri falan inanılmaz kaliteli. Yani Almanca bilmenize gerek yok. Zaten birçok nakaratlarda falan İngilizce kullanıyor. Çok çok iyi bir albümdür. Keşke şey olsaydı sadece. Biraz fazla slow. Anlıyorum. Konsepti anlıyorum. Albümün konseptini. Şey oluyorum yani. Oh be. Hani böyle yoruluyorsun yani. O kadar slow ki. Undertaker şu böyle... bizimkilerin hani bizimkilerin genel anlamda okur yazarlık eksikliği çok fazla var. Yani öyle söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar. Yani bu biraz yani kült. Şey var. Yani şey, bu dava bazında, hani o W dava bazında söylemiyorum ama bu biraz da hani gerçekten kültür meselesi. Yani bunu hip hop kültürü veya rap müzikten bahsetmiyorum. Bir hani Avrupa'nın oturmuş bir sanat. Max Herre'nin kitabı var ya. Evet, işte Avrupa'da oturmuş bir abi ciddi anlamda sanat kültürü var. Bir külliyat var hani her anlamda. Türkiye'de bu evet. Asla olmadı ve yani şey, dava kültür diyenlerin de hiçbir şeyden haberi olmadığını o yüzden hep söylüyorum zaten yani. Abi şöyle, Max Herre zaten bilmeyenler için bu kadar böyle şey yapan, nasıl diyeyim? İyi şey yani, kafasına göre takılabilme sebebi, yaratıcı olma sebebi. Adam Funda Christ'in, Freund'a Christ'in, özür dilerim. Funda Christ'in bahsettik burada. Freund'a Christ'da zaten çalışıyor. Label'da A&R. Kitabı falan var. Yapım şirketine ortak falan. Bunu şey olarak söylemiyorum ama hayatta maddi anlamda bazı kendine bir backupladığın zaman, sırtını bir yere yaslayabildiğin anlamda maddi açıdan çok rahat yaratıcı olabilirsin yani. Abi bu arada çünkü... şeyden bir devreye gireceğim. Bengi Ödük takip etmiş. Arkadaşlar size önereceğim. Sanat yayınları için, illüstrasyon yayınları için Bengi'yi takip etmenizi öneririm. Abi şeref verdin. Ve kendisinin şöyle bizim için bir detayı var. Zamanında WoW yarışın da tasarımlar çizmiş bir illüstratör arkadaşımız kendisi. Kanalını yani takip etmenizi öneririm. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Kendisi hoş gelmiş. Ki bunu ben sözümü bitirdikten sonra söylesem olmaz mı? Aracil miydi? Çok özür dilerim. Çok yine dayanamadım. Bugün hiç kesmedim, neredeyse dayanamadım. iki saattir yayın yapıyoruz. 3 saniye bekleyemedim. Özür dilerim. Tamam. Alacağım şimdi. Tamamdır, özür dilerim. Şaka yapıyorum be oğlum. Ben alıştım diyorum sana. Yılbaşı yayınında kriz geçirdiğim gibi. Yani burası benim için sit atıp düğüne gelmek gibi yani. Bengi, bak lütfen kesinlikle şey yapma yani. Bengi dedi mi, doğru söylüyorum değil mi? Evet abi. Yani, kesinlikle senlik bir şey yok. Ya burada mesela Cenk Durlu'yla bilmem ne konuşuyoruz dediğinde şeyi anlaman gerekiyor yani. Aykan sana
tuzağı kuruyor. Ardından yani diyor ki abi şu konuda ne düşünüyorsun diyor. Ben konuyla ilgili görüşlerimi dile getirmeye başlarken beni durduruyor. Durduruyor derken de kesinlikle kibar bir şekilde durdurmuyor Bengi yani. Bunu da söylemem lazım. Kesinlikle yani, abi bir saniye falan demiyor. Diyor. Ben de sonra yok abi sorun değil. Hani çünkü ne diyebilirim? Ama farkında olmadan yaptığım şeydi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok yok abi dinamiğinizi anladım. Ortada bir dinamik yok. Yani ortada bir dinamik abi, olur. Siz bunun Mali kardeşim hiç sorun yok. Mali hiç sorun yok. Ben deniyorum abi. Miraç Prime'la abone olmuş. Dördüncü ayını kutlanıyor. Emotlar onay bekliyor Miraç. Şey, bunun siz iki şey söyleyeceğim. Bir, bunun intikamını malum Rezalet albümü konuşurken Joker yayınında benim kekeleterek bunun intikamını aldım. İki, bir de şey var. Ama senin en efsane sözleşim şey değil miydi? Cenk senden başlayalım yine deyip kestim, senden başlayalım deyip söze girmem vardı ya. O çok efsane bir şeydi. Sevgili Bengi'ye bunu da anlatmak istiyorum. Bengi bir gün yayındayız Balkan'da. Mali de var. Dedi ki abi dedi sen ne düşünüyorsun? Sözü bana verdi. Sözü bana verdi. Ben konuşmaya başladım. Sözümü kesti. Konuştu. Sonra dedi ki abi kusura bakma. Sözü tekrar bana verdi. Ben bir şey söyledim. Yine sözümü kesti. Abi kusura bakma. Yani Baykan Barlas in nutshell yani. Özür dilerim. Bu arada Arif abi 42 izleyiciyle 42 izleyiciyle bize baskın yapmış abi, teşekkür ederim. Şimdi sendeyiz. Abi denk geliyor. Vallahi Cenk özür dilerim, kasıtlı denk geliyor. Denk gelmek diyorum. İnsan sözünü kes. Ya bir şey söz kesmesin, denk gelmesi olmaz oğlum. Beni çıldırtma zorla ya. Şuna sakin sakin anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Erdim'i anlatmaya çalışıyorum. Denk geldi oğlum. Denk gelmek böyle bir şey değil ya. Tamam, denk gelmek de bu yani. Skandal ya. Vallahi skandal ya. Çok özür dilerim. Tamam. Sustum vallahi. Bak kendimi susturdum. Ben yani. Bizim aramızda bir dinamik yok. Dinamik çünkü hani dinamik beraber çalışır ya. Hani, demek için bir senkronizasyon gerekir. Bir şey gibi düşün. Ne derler ona? Bir piston gibi düşün. Hani motor pistonu gibi düşün. Niye ben böyle anlatıyorsam? İşte böyle alakam olmuyor şöyle. Piston gibi düşünürsen Baykan sürekli bu pistonu tutmaya çalışıyor. Bak evet chatten de bunu yapabilir misin sözümü kesmeden değil mi? Chatten de yapabilir misin değil mi sözümü kesmeden? Tamam, bu özellikle yeni keşfediyorum ben. Yeni keşfediyorum ya. Abi bunu şaşıramam yani, aylardır yayın yapıyorsun, mikrofonunu kapalı falan diyorsun gerçekten. Bu arada bir şey, karpuz meyve mi sebze mi diye bize seri sorular geliyor abi. Bence meyve ya. Meyve. Karpuz meyve mi sebze mi? Abi yani... Bilmiyorum. Ya, şu an enerjimi buna atacak istemem. Salatalık, kavun, karpuz aynı aileden gelen bitkiler. Ama salatalı sebze olarak değerlendiriyorsak karpuz da aynı familya yüzünden sebze olsa gerek. Ama mantıken meyve ya. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz unexpected infolar abi. Bunlar şu an bir dakika ben bunu... Wow bir dakika. Maltalık maltalık bir tane info almaya başladım ya. Wow. Peki. Wow. Evet. Böyle şey olması lazım, anladın mı? İki insan konuşuyor, senin üzerinde söylemiyorum. Öpüyorum abi. Şeyi sorman lazım. Abi sana bazı infolar vereceğim. Bunları istiyor musun? Yani hani. Mesela bugün garip şeyler öğrenmek ister misin? Hapşireceğim. Hadi. Bunun. Sen bana böyle bir info verdin. Ben de sana bir info verdim lazım şu an. Kimlerini doldurmam lazım. O yüzden şöyle yapacağız. Romantiğin nereden geldiğini biliyor musun abi? Bir dakika, Mali bir trip atmış, hemen döneceğim. Bu kanal konuklu monolog kanalı arkadaşlar diye mesajını vurgulamış. Bunu mutlaka oku diye trip atıyordu. Tekrar alabilir miyim sorunu? Ona bakıyordum o sırada. Romantiğin nereden geldiğini biliyor musun abi? Şey olabilir mi? Gerçekten Romalılardan olabilir mi? Şöyle abi, Fransız devrimi yaşanırken Almanlar da şey diyor ya, bizde hani bizde de böyle bir kimlik mi olsa, hani
milliyetçi akım var falan. Tabii aynı Almanya'yı düşün. Şey, Holy Roman Empire ilan ediyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece bayraklar falan değişiyor. O dönemlerde de göteler möteler şey diyor. Abi ne yapıyorsun? Değişmedi falan. Roma İmparatorluğu ya. Roman, yani Holy Roman Empire. Duygularını mantığın önüne koyan herkese romantik, romancı, Roman İmparatorluğunu destekleyen gerizekalılar kismesine koyuyorlar. Ama biz de bugün gelip onu duygusal bir şeymiş gibi söylüyoruz insanlara. Aslında eskilerde bayağı gerizekalı demenin başka bir yolu yani. Ama şey de var, sadece sen edebiyat öğrencisi olarak şunu da bilirsin. Ya sadece romantik kelimesi aslında tam olarak bence aşkı temsil eden bir kelime değil aslında. Öyle kullanılsa da baktığınız zaman, çünkü edebiyat akımları veya sanat akımlarındaki romantizm de yani genel anlamda çok farklı bir tema ya. Yani. Ha, evet evet, ama yani romantik derken aslında şeydir ya, romantiğin karşısında şeydir abi, duygusal anlamda mantığı pas geçen, böyle hayaller kuran, uçuk hayaller kuran insanlar yani. Şu anda pek mantıklı karşılanmıyor bizim toplumda. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Bizim toplumumuz deli gibi romantik. Hatta yani kesinlikle politik bir şey söylemiyorum ama insanlar hala şehzade falan diyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir sayıklıyorlar, anladın mı yani? Şehzade, işte politik grup, politik akımlar falan. Ya, hani şehzade, bunlar gerçekten şey yani. Şehzade deyince otomatikman aklıma manav geliyor artık da, o yüzden. Hani... Onların bir buçuğa inme ihtimali var falan. Evet, evet, hani o yüzden bir gülme geliyor bana yani. Ben çok ciddiye alamıyorum artık. Hani ilişkiler anlamında dünyanın hiçbir yerinde şey değil ki. Şey demiş yani, ilişkiler anlamında romantizmden uzağız demiş. Dünyanın hiçbir yerinde artık günümüz dünyasında hani böyle bir romantikliğe bir yer yok yani. Duygulara bir yer yok. Yani. Mantık evliliği falan çok yaygın şeyler yani. Ali hadi gel de goy goy yapalım. Aynen, o zaman şeyi haftaya ya da hafta sonuna mı salıyoruz son slide'ımızı? Yani güncel dönemi. Bir slide'ımız kaldı zaten. Cumartesi pazar mı şu an? Tamam abi. O zaman... Milletimizin rasyonel reaksiyon verdiği hiçbir alan göremedim. Ben de ya, gerçekten. Sadece milletimiz mi? Bence genel anlamda birkaç millet dışında... dünyada kimse şu an rasyonel, mantıklı şeyler söylemiyor yani. Ben tekrar o zaman şey yapayım, YouTube için burada devreye gireyim. Arkadaşlar bugün muhtemelen son yayın olacak demiştik. Hip Hop 101 olmadı. Almanya'nın, ama olmadı. Ben biraz artık sıkıldık. Çünkü biz bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz ama bir taraftan da sıkıyor bazen yani. Evet. Uzun uzun. Onun için son evet. Slide'ımızı haftaya veya hafta sonu bir goy goy yayını planlıyorduk zaten yine Cenk'le. Haftaya ya da hafta sonuna atacağız. Şu anlık belirsiz. Bugünlük haftaya program olabilir çünkü ben bir yerlere gideceğim. Tamam. Hafta sonu kesin yapabiliriz. Tamam, hafta sonlardan çıkarız. Ya zaten burada dinleyeceğimiz bu kebap rap, dürüm diril ekolüne geleceğiz biraz açıkçası. Burada zaten çok fazla açıkçası uzun uzun şarkı dinletmek niyetim yok size. Çünkü berbat bir eraya geldik arkadaşlar. Benim var. Hiç berbat bir eraya falan gelmedik. Tetikleniyor güzel. Yani. Kapitol buraya da kötü diyen ya, kulaklarına baktırsın kardeşim. Tamam, şurada şunu söyleyeyim. Şu slayta baktığımda düzgün diyebileceğim. Erken dönem Echo Fresh, erken dönem Bushido, Capital Bra var, Yuyu var. Yuyu var. Onun dışında bakıyorum, bu kadar galiba. Yani bu kadar, gerçekten bu kadar. Hadi bir şey diyeceğim, şu an ben de böyle act yapıyorum ama yani hakikaten de o kadar. Yani bu kadar abi, yani geri kalan çok büyük çöplük çünkü abi yani. Evet evet. Ya bir şey diyeceğim, UFO'nun da bir dönemi bence belki. Şey evet. Yani. Evet belki. Evet. Yani UFO'nun ilk çıkışı biraz orijinaldi. Yani. Hı hı. Hiç şu anki aurasından dolayı gömmeyelim yani. Ama yani Podagard orijinal çıktı yani. Ama finalde geldiğimiz nokta abi bayağı BKM filmi seviyesi bence ya. Evet. Yani son değil de sondan bir önceki abi. Hı hı. İyi bir albüm değildi ama yani şey bir albüm. Keyif ya. Hani abi, yürürken mesela
Dinlersin hatta... ve seni tetiklemez yani. Bak Summer Jam dendi. Summer Jam'in müthiş bir videosu var. Hatta önümüzdeki hafta ya da hafta sonu pardon yayını onunla açacağım abi. Sen izledin mi onu Cenk bilmiyorum. Populist. Şey. Populist yanlışsan beni düzeltir. Summer Jam'in Tamam Tamam şarkısı Alman tarihindeki en çok dinlenen şarkı. Olabilir. İnanılmaz garip bir info yani. Bütün ülke Tamam Tamam diye doluşuyor. Abi Summer Jam, K1 ve bir kişi daha var şu an hatırlamıyorum. Siyaset meydanına çıkıp rap yapıyorlar abi. Bunun videosu bende var internette yoksa da çünkü çok komik bir video ve şey var. Ali Kırca Türk mü diye K1'a soruyor adam hani her yerinden Filipinliyim diye bağırıyor zaten. Hani müthiş bir video. Onunla açacağım haftaya yayını. K1 Koregah'tan mı diziymişti Hustle'dan? Yok Bushido'dan yedi ve Bushido'dan. Kariyeri bayağı kötü gitti sonra zaten. Haftaya konuşacağız bunları ya saldım ben. Hayır mı vardı ki?